Geçen haftalarda yaptığımız müzakerelerde, konuşmalarda ve özellikle geçen haftaki konuşmalarda öğrencilerimden çok memnun kaldım. Meseleyi anladıklarını ve üzerinde zihinlerini teksif ederek çalıştıklarını gördüm. Anladıklarını görüyorum ayrıca. Buna da çok memnun oluyorum. Demek ki ilk telafi edilmesi gereken, ortadan kaldırılması gereken o hal, biz anlamıyoruz ve yapamıyoruz, muvaffak olamıyoruz şeklindeki bir duygudur. Buna da duygu diyelim. Bunu bertaraf etmek gerekir diye düşünüyorum. Ve kendi yaşadıklarınızdan hareketle felsefileştirebilecek olduğunuz çok farklı ve insanı insan olarak bize tanıtan, insanın insan olduğunu bize hatırlatan haller var, görüşler var, düşünceler var. Bunların içerisinde benim geçen haftadan hepsinden çok hoşnut oldum ama ısrarla bu haftada zikretmek istediğim Fatma Hanım'ın ifadesi var. Yani karşılaştığı şahıs Kıbrıs'ta ortaokul öğrencisiyken Kennedy'nin başkan yardımcısı olan sanıyorum Johnson idi o. Kocaman da bir adam, iri yarı kocaman sevgili bir adam karşısında öğrencilerle onunla görüşmeye, onunla tanışmaya gidiyorlar. Fakat o benim için hiçbir şey ifade etmiyor dedi. Şimdi bu Hande Hanım beni çok iyi anlayacak. Aslında bir tür insan olmasına rağmen karşısındakinin bizim birlikte oluştuğumuz veya paylaştığımız değerlerin haricinde bir şahsiyet olduğundan bize sanki devasa bir heykel intiba uyandırmış olabilir. Yani bir anlam, bir değer ilişkisi içinde değiliz. Halbuki biz kendi değerlerimizi paylaştığımız, büyüklerimizi gördüğümüzde diye ilave etti Fatma Hanım. Mesela Fazıl Küçük'ü de, Denktaş'ı da veya başka mahallenin büyüklerini de gördüklerinde başka bir ilişkiyi onlarla birlikte yaşıyor idi. Bunu değer kavramı üzerinden açtı. Ben de son derece memnun oldum. Bir insanlık alanını, insan olunan alanı nasıl bir şey alanı haline getiriyoruz? Ne demek istiyorum? İnsan bir özne, insan bir nesne değil. İnsan tırnak içinde herhangi bir şey değil ya da insan eşya değil. Bunu böyle alalım. İnsanın insanla olan münasebeti, eğer kendisi bir özne ise karşısındaki o insanın da, yani münasebet içinde bulunduğu o insanın da özne olarak algılanması lazım. İşte bunun için anlam dünyamız ve değer dünyamız bize kendini bir zemin olarak ifade ediyor. Bir iklimin içinden bakıyoruz. Bir sıcaklığın içinden bakıyoruz. Benimki olan ya da onlardan olduğum, bizim olan. Bunu yavaş yavaş içinde bulunduğumuz aileden, içinde bulunduğumuz toplumdan, milletten yavaş yavaş bütün bir insanlık evrenine doğru o tek tek insanlarla girebilecek olduğumuz ilişkiden de hareketle ama evrenselleştirerek düşünebiliriz. Bir insan sıcaklığında, insan değerliliğinde, insan kıymetliliğinde onlarla temas halinde olmak. Eğer karşınızdaki insan nesneleştirilmiş ve sadece onlar alanının içine indirgenmiş bir insansa, onlardan biri gibi benim için bir değer ifade etmeyen, kendisiyle anlamlı bir iletişim kurmadığım, onlardan biri ise, o zaman nesneleşiyor. O zaman ben de onlarla olan ilişkimde kendimi kendime nesneleştiriyorum. Bu çok kötü bir şey aslında. Yani sadece yek diğerlerini nesne haline getirmiş, eşya haline getirmiş değiliz. Ama kendimizi de kendimize nesneleştiriyoruz. Kendimizi nasıl anlarız? Yani nesne, evet, bir tür
obje, nesne, şey, bilinen o konu olarak değerlendirmek mümkün ve bizim kendimizle karşılaşmamız da en önemli olan o konulardan bir tanesi. Yani biz kendimizle karşılaşabilmeliyiz, hesaplaşabilmeliyiz. Kendimizle alakalı bir muhasebe yapabilmeliyiz. Ama kendimizi nesneleştirerek değil. Sartre'ın ifadesiyle söyleyeyim. Kendimizi de tek değerlerinde orada olan ve sadece orada olanlar alanına indirgememeliyiz. İşte bunun için biraz evvel Levinas'tan hareketle etik kavramını kullandı değerli Refik Bey. En önemli bir yavaş yavaş önümüzde açılan o alan dersem gücenir Ayşe Akal'ın meydan diyeceğim. En önemli meydan etik ile ilgilendiğimiz, etik kavramları kendi adımıza işlediğimiz ve etik kavramlarla ifade edilen o durumu, o hali kendimizin yaşadığı yer. En önemli alan. Ve bunun içinde kendi tavırlarımız. Ben biliyorsunuz tavır kelimesini çok seviyorum. Benim kültürüme de çok uygun geliyor. Bu kavramı işlemek ihtiyacında oluşuyor. Çünkü her şeyi, felsefeyi de dahil olmak üzere, bu seneye başladığımda ilk derslerde bunu söyledim. Felsefe bir bilgi değildir sadece. Evet, felsefeyi de bir bilgi haline getiriyoruz. Bilinen bir şey haline getiriyoruz. Bilinen bir konu haline getiriyoruz. Tekrar konu ifadesini ve şey ifadesini kullanmış olayım. Halbuki ne karşımızdakiler sadece bir konudur. Bunun konu olduğu bilgiye ilişkin bir zemin vardır, bilgiye ilişkin bir platform vardır. Fakat karşımızdakilerin de bizimle beraber bizim için anlam kazandıkları dünyanın da, tabiatın da, insanların da, toplumun da, tarihin de bir yer vardır. Ama evvel emirde benim bilgim değildir aslında. Söz konusu olan aynı zamanda benim yeryüzünde oluş halimdir. İşte bunu bir varoluşla ilgili olarak söylüyorum. Benim bir varoluşmakta olan yerimdir. Şimdi 2-3 sene önce ben değerli atölyem mensuplarıyla, üyeleriyle Merleau-Ponty üzerinde biraz çalışmak istedim. Bunda Descartes'tan başlayarak çalışmak istemiştim, hatırlayacaksınız. Geriye doğru giderek, 17. yüzyıla giderek. Ve Merleau-Ponty'ye doğru getirdim. Getirdiğim o yerde Merleau-Ponty üzerine konuşurken, Merleau-Ponty de Özgür'de, hanımefendiyi burada hatırlayalım, aramızdaysa ona da bunu da selamlamış olayım. Merleau-Ponty de bir öz bedenden bahsetti. Yani kendi bedenselliğinden. Şimdi böyle söyleyince bedeni yani yeryüzündeki zaman ve mekan çerçevesindeki varoluşumu biz hep madde dünyasına aitmiş gibi hissediyoruz. Hep böyle biliyoruz. Yani bedensel ölürse ten ölür, canlar öylesi değil diyor onu. Böyle diyor, yani ikisini birbirinden ayırıyor. Can ile seni birbirinden ayırıyor. Ama aynı muhit, aynı irfan muhiti, aynı yüzyıldaki bir başka edibimiz, arifimiz Yunus Emre, Hazreti Mevlana, ten ile can birbirinden haberdardır demeye getiriyor. Birbirinden uzak değil demeye getiriyor. Bu ne Batılıların söylediği gibi her şeyi düşünceye bağlayan bir idealizm oluşturmaktır. Ne de tekrar Batı felsefesinde oluştuğu gibi her şeyi maddeye bağlayan materyalist bir fikirdir. İkisinin birlikte olduğu o yer, yani can ve tenin birlikte olduğu bir yer. İnsanın sahnesi, zaman bu sahnenin üzerinde oynandığı, gerçekleştiği yer, zaman sahnesi. Çünkü bedensel
olanımız da zamanda cereyan ediyor. Ama zaman biraz daha bize yakın, biraz daha kendi içimiz, biraz daha kendisiyle bütünleştiğimiz o yer. Ama bir de bizim bedensel olarak mekanda yer tuttuğumuz bir alan var. Doğu irfanı bu madde ve manayı birbirinden ayırmaksızın onları uzlaştırma hünerine sahip bir irfandır. Yani Doğu irfanı böyledir. Madde ile manayı bir tevhid, bir birlik, bir birliktelik yeridir. Doğu düşüncesi, Doğu bilgeliği. Yani siz yeryüzündeyken size verilmiş olan insan olmaklık sırrını gündeme getirir, onu kendi adınıza aktüelize eder, onu kendi adınıza gerçekleştirirsiniz. Nitekim değerli Ayverdi'nin Bir Dünyadan Bir Dünyaya adlı kitabında hep zikrettiğim gibi arka kapakta ukva ile dünyanın arasını açanlar diyerek en büyük zulmü işlerler dediğini hatırlıyorum. Yani madde ile mananın arasını açmak. Merleau-Ponty'den neden bahsediyorum? Çünkü Merleau-Ponty'de beden dendiği zaman öz bedenden bahsediyoruz. Yani kendi olmaklığımızdan bahsediyoruz. Dünyada zaman ve mekan şartlarında bir anlamı dile getirircesine kendimiz demek olan bir yerde bir anlamı dile getirircesine davranış ortaya koyuyoruz Merleau-Ponty'ye göre. Bu davranış bir anlam yeridir. Ve bu davranışta davranışı ifade eden maddesel, fizik, fizyolojik, insan bedenine ilişkin şartlarla bu davranışın ifade ettiği anlamı birbirinden ayırt etmezsiniz. Yani davranışla anlam bir yapı oluştururlar, bir bütün oluştururlar. Bunu hatırlıyorsunuz. Bunu felsefe atölyemizde konuşmuştuk. Şimdi bakın, kendimizde var olan hangi kavramı tekrarlayacağım? Davranış yerine tavır deseydik. Değil mi? Hatta buradan hareketle uslup deseydik. Bakın yavaş yavaş ne söylemeye çalıştığım anlaşılıyor. Hatta uslup kelimesiyle atölye içinde bunları konuştuğumu yine hatırlıyorum. Uslubu beyan aynı ile insandır. Yani siz insan olmaklığınız bakımından kendinizi ifade ediş uslubunda gizlisiniz. Orası size açığa veriyor. Bir tarafta canınız, bir tarafta teniniz birbirini takip ediyor değil. Yani iki ayrı nesne, iki ayrı şey, iki ayrı varlık, iki ayrı varlık birimi gibi birbirlerine toplanıyor değiller. Fransızca söyleseydim, juxtapoze oluyor değiller. Bunlar bir ve bütün olarak ortaya çıkıyorlar. O zaman tavır dediğimiz şey anlamı da ifade ediyor. Ve eğer bu etik alan açısından değerlendirilecekse bu tavır, sadece kendi olduğumuz o can olmaklığımızı dışarıya aktarmıyor, ama tavrın etik alanda, ahlak alanında ortaya konuşu bir de değeri ifade ediyor. Bakın, çünkü sadece bir anlamı yok, fakat bu anlamın bağlandığı bir de değer var. Şimdi yavaş yavaş nereye doğru gelebileceğimi fark edebilirseniz, böyle birkaç tane toprağın üzerine veya jeolojik alanın üzerine temel atabileceğim direkler koyuyorum. Kolonların zemini olan direkler koyuyorum. Tavır da insan olmaklıkta, insan olarak kendinizi Ayşeler, Zehralar, Kenanlar, Ahmetler, Emreler olarak ifade ettiğimiz o yerde aynı zamanda bir tavrın içinden kendimizi ifade ediyoruz. Bir dünyanın bize sağlamış olduğu o zeminden kendimizi ifade ediyoruz. Fakat öyle bir tavır ortaya koyuyoruz ki bu ne materyalistçe anlaşılabiliyor, ne maddenin içinden sadece anlaşılabiliyor, ne sadece dış şartlar
ekonomik şartlar, tarihsel şartlar, antropolojik şartlarla kendisini ifade ediyor. Sizin çok iyi bildiğiniz gibi bir tür insan saf ruh özgürlüğünün içinden de ifade edilecek ama bütün bunlar sizin olduğunuz o insanda bütünleşiyor. Ve bunun en ziyade insanlığınızı, yani insanca ve pek insanca olduğunuz o yerde, derim bana ait değil, çok insanca, tam da insanca olduğunuz o yerde tavır olarak tavrınızla ortaya koyduğunuz ve o tavrın içinde anlam ve değerin gizli olduğu o yer var. Anlam tavrın içinde gizli. Şimdi öyle davranışlar vardır ki o davranışın içinde, başka bir kelime kullanacağım, öyle tavırlar vardır ki o tavrın içinde, öyle haller vardır ki o halin içinde siz konuşmayabilirsiniz. Ama o duruşunuz çok şey ifade eder ve hatta bazen her şeyi ifade eder. Bakın bir Aslı Hanım'a yönelmiş olayım, bir komünikasyon, bir iletişim gerçekleştirir. Yani bir tür mesaj veriyorsun. O mesaj karşı taraf bakımından, karşı taraf açısından hiç anlaşılmıyor olabilir. Biraz anlaşılıyor olabilir. Ya da çok iyi anlaşılıyor olabilir. Burada genelleştirme yapmıyoruz. O mesaj, o sükut, sükun mesajı birileri tarafından hiç anlaşılmazken, birileri tarafından da çok iyi anlaşılmış oluyor. Bunu seyrettiğimiz, tanık olduğumuz, gözlemlediğimiz o insan tavırlarında gördüğümüz gibi, kendimiz de bunu böyle ifade etmek istediğimiz yerlere sahibiz, geçmişte ya da şimdide, tavırda, uslupta. Onun için uslubu beyan aynı ile insandır derken anlamı burada görmek durumundayız. Bunun gideceği yer en sonunda benim kültürel irfan dünyamda tek başına bir tavırla ifade edilmiyor ama konuyu geçen seneki 14 hafta boyunca da çok konuştuk. Mesela edep ve ifade. En gideceği yer bunun edep alanı. Edep öyle bir alan ki siz hiç konuşmasanız da tamamen kendini sükuta verseniz de sükun içinde ki o halinizi ifade etseniz de yüksek bir mesuliyeti ve çok kapsamlı bir anlam alanını ve bir değer alanını ifade ediyorsunuz. Bunun için 24.946 ya da 47. defa tekrar ediyorum. Safiye Erol'un ifadesini hatırlatıyorum. İslam'ın etik cevherinin estetik ifadesidir diyor. Değil mi? Böyle bir şey. Etik cevherinin estetik ifadesidir. Ve orada sadece anlam yok, değer var ve bu değerin dışa vurumunun güzel oluşu var. Şimdi biraz evvel Hazreti Mevlana'nın 747. vefat yıldönümü münasebetiyle Dünya Mevlana, Hazreti Mevlana Vakfı 90'ar saniyelik mesajlar istediler. Bu istediklerinden biri de bendim. İşte Amerika'dan, İsviçre'den, Türkiye'den, farklı yerlerden daha bilmiyorum kimler olacak. Mesajlar 1,5 dakikalık mesajlar alıyorlar. Ben de konuşma gerektiği için konuştum. Evvela Zeyno aldı ama orada bir sıkıntı oldu alımda. Şimdi de Ebru aldı. Sağ olsunlar her ikisi de. Dediler ki bu sene İhsan kavramı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından üzerinde durulması gereken
bir kavram olarak alındı. Ve yine vakıf dedi ki, ihsan kavramı üzerinden Hazreti Pir hakkında konuşulabilsin. Hazreti Pir zaten gönüllerimizde, 747. yıl dönümü dolayısıyla da onu tekrar bu vuslatı anmaya devam ediyoruz. Ama ihsan kavramı üzerinde bir genel bu kültüre, bu irfana ait bir kavram olması çerçevesinde durabiliriz. Çünkü etiğe de buradan gelmek istiyorum ayrıca. Kavramları unutuyoruz. Bir parantez, konuşma içindeki bir parantez, özür diliyorum. Yani İhsan Bey'in ismidir İhsan. Hatta bazen İhsan Hanım'ın ismidir. Ama ne olduğunu çok iyi bilmeyiz. Bilmeliydik ki İhsan kavramı, mesela Cebrail Aleyhisselam'la geçen bir görüşmenin hadis halinde nakledilişidir İslam dünyasında. Buna Cibril hadisi de deniyor ve orada üçüncü merhalede ihsan nedir sorusu var ve onun üzerinde konuşuluyor. Aşağı yukarı şu noktaya geliyoruz ki anlam itibariyle ihsan yaşanan bir hal, Allah'la insan arasındaki bir münasebeti de ifade ediyor. Burada bir muhatabiyeti de arkadaşlar, muhabbet ve muhatabiyeti de ifade ediyor. Hüseyin Hanım üzülmeyin, bahsedeceğim bu işlerden. Ve şöyle ifade ediliyor. Sanki Allah seni görüyormuş gibi, elbette Allah seni görüyor. Ve sanki sen Allah'ın huzurundaymışsın gibi. Buna ihsan diyor. Şimdi bu kavram, bu anlam illa bu kavramla ya da bu sözle, bu kelimeyle ifade edilmeyebilir. Neden? Çünkü ihsan hüsn kelimesinden, yani güzellik kelimesinden geliyor. Hüsnü aşk dediğimiz zaman Galip, Şeyh Galip Hazretleri'nin o ünlü eserinde 18. yüzyılın ikinci yarısında yazılmış bulunan o harikulade eserde hüsn kelimesi geçiyor. Güzellik ve aşk, hüsnü aşk. Ama ihsan kelimesi hüsnle alakalı olduğu gibi ahsen kelimesi de, yani en güzel anlamındaki ahsen kelimesi de yine güzellikle alakalı. Ve bunu nereden hatırlıyoruz? Bunu da Tebarek'te Sure-i Celiyesi'nden hatırlıyoruz. Amellerin en güzeli, değil mi? Bu hususunda birbirinizle yarışasınız mealinde bir ifade var. Yani güzel ahlak, en güzel ahlaktan bahsetmek adına, salih amelden, güzel amelden bahsetmek adına. Sayıda Hanım, amel kelimesini kullandığım zaman beni bağışlıyorsunuz. İhsanınıza sığınıyorum. Amel, aksiyon anlamında, ahlak anlamında. O zaman güzel ahlak. Şimdi biz buradaki güzel kavramını sanki öylesine yukarıdan bir blok gibi bize şu şekilde hareket edeceksiniz diyen bir normlar betonu gibi alıyoruz. Başımızın üstüne düşen, hayır. Bu gönlümüzle, kalbimizle, canımızla iştirak ettiğimiz bir ahlakın güzel olmaklığıyla alakalı. Ya da güzelliklerinden bahsetmemiz, güzel kavramının burada olması, ona estetik anlamda da iştirak etmemizle alakalı. Bize yabancı olan bir yer değil. Bizim ahlakımız, bizim tavrımız, bizim o tavrımızın içindeki anlam ve değerlerin güzel olması, bunları gerçekleştiriş biçimimizin de güzel olması. Söz konusu. O zaman estetik, tıpkı edep kavramındaki olduğu gibi, adapta olduğu gibi estetik bunun içerisine giriyor. Bunu biz bir Müslüman toplumu olarak, bir Müslüman cemaati, camiası olarak, yani bütün bir İslam alemi olarak demek istiyorum. İnananlar olarak demek istiyorum. Burada bu tavrın, tavırla bütünleşen bir ahlak anlayışının, bizim tasavvufta edep dediğimiz, edebin içinde kendisini ifade eden bir ahlaki
zihniyetin, değerlendirmenin, halin içindeyiz. Böyle baktığımızda nereden, neden biz üçlü bir kavram öneriyoruz bu ders için, bu süre gidecek olan derslerimiz için? Hangi kavramlar bunlar? Bir taraftan şahsiyet diyoruz, kişilik anlamında. Bir taraftan değer diyoruz. Bir taraftan yek diğeri diyoruz. Şimdi bunun çok önemi var. Biraz evvel saydığım, ifade etmeye çalıştığım o Cibril hadisi ile kendisini gösteren o Allah seni görüyormuş gibi görüyor elbette ve sen Allah'ın huzurundaymışsın gibi hareket etti. Farkında mısınız? Önemli bir muhatabiyet var. Yani burada bir muhatabiyet var. Bakın bir karşılıklılık var ve çok direkt, çok doğrudan ve hatta en doğrudan hiçbir dolayım söz konusu olmaksızın en doğrudan, zaten en doğrudan dolayımsızlık demek. Bir ilişki var, bir bütünlük var ve insan olmaklığımızın hem de bir bağış anlamına gelen insan kavramı çerçevesinde ifade edildiği o yer, aynı zamanda bu muhatabiyetin de yeridir. Ve kendimizi en saf halimizle onun, yani aslen olanın, aslen o olanın önünde fark etmektir. Fakat bu fark ediş bir heykelin önündeymişiz gibi bir fark etmek değildir. Orada benden tamamen ayrı, bana tamamen müstani olan, bana tamamen kayıtsız kalan bir devasa bir heykelin önündeki muhatabiyet değildir. O muhatabiyette bir karşılıklılık var. Hüsn hali, yani güzellik halini lütfen bu muhatabiyetin içinde de bir şekilde fark edelim. Güzel ahlak olarak fark edelim ama güzel duygu, güzel davranış, doğru anlam ve asli değer olarak da fark edelim. Yani bir muhatabiyetin önünde açılıyor en yüksek noktadaki ahlakı ve varoluşu gündeme getirdiğiniz o yer, bir tür en aşkın olanla bir muhatabiyetin içinde açılıyor. Acaba önceliği kapatmamız lazım. Bu muhatabiyetin gerekli olduğunu düşünüyorum. Bu muhatabiyetin anlam dünyamız için gerekli fakat değer dünyamız için de gerekli olduğunu düşünüyorum. Buradan hareketle Hande Hanım'ın iki hafta bize konuştuğu, bağışladığı, bir tür ihsan ettiği o değerlendirmeyi ele alalım ve bunu Fatma Hanım'ın, valla ben bir varlığın karşısındaydım ama benim için hiçbir şey ifade etmiyor diye kadar getirip tekrar tekrar düşünebiliriz. Bu değer alanıyla birlikte anlam alanını düşündüğüm, gündeme getirdiğim, değer alanıyla birlikte anlam alanını gündeme getirdiğim ya da ikisinden diğerinden başlayarak da bunu söyleyebilirsiniz, bir karşılıklılığı ifade ediyor. Rab ile kul arasındaki münasebeti de bu doğrultuda ve bunun etik boyutunu, ahlaki boyutunda yine bu doğrultuda düşünebilirsiniz. Onun karşısında, vaat ettiğim o varlığın karşısında, hatta kendimi karşısında bulduğum ve ona bağlayarak bulduğum, ona vaat ederek, ona bağlanarak bulduğum o varlık karşısında konumlandırılır. Ama yine Sayide Hanım kızmasın, şaka söylüyorum tabii kızamı. Burada bir aşkın olanla ilişki var. Yani sanki Allah'ın karşısında onun huzurundaymışız gibi. Evet, onun karşısında, onun gördüğü bir biçimde, onun yüce bilgisinde, idrak ettiği bir biçimde
ve benim onun karşısında kendimi sorumlu hissettiğim bir biçimde bu muhatabiyeti yaşayarak bir aşkın varlıktan bahsetmiş oluyoruz. Buna ihtiyaç var. Yani karşısında bulunduğumun o aşkınlığına ihtiyacım var. Şimdi bu aşkın kavramını biraz açarak gelmek istiyorum. Nilgün Hanım da burada. Aşkınlık şart mıdır şahsiyet için diye sormuşlardı. Onun da bu sorunun da içinde beklenen bir cevap var. O cevabı da karşılayacak şekilde hiç değilse kısmen bunu gündeme getirmek istiyorum. Bakın aşkınlık bizim atölyemizde hangi anlamlara geldi? Bunu bir parantez ya da dipnot olarak, bir hatırlama parantezi, hatırlama dipnotu olarak lütfen gündemde tutun. Birkaç aşkından bahsettik. Bunlardan bir tanesi, ne hikmetse bilmiyorum, Müzeyyen Hanım her zaman doğru bir işarette bulunur. Descartes'ta başladığım zaman ifade edilen bir aşkınlıktı. Şimdi aşkın dediğimiz zaman biz sadece bizim en yukarımızda bir aşkın mutlak varlığı kastetmiyoruz. Kısaca şunu kastediyoruz, bunun üzerinden açacağım. Benimle aynı düzeyde olmayan ya da genel düzeyin üstünde kalanı anlıyoruz. Genel düzeyin üstünde kalan, onunla karışmayan, onun tabi olduğu determinasyona, yasalılığa tabi olmayan, aşkın olan bir şey var. Şimdi bu aşkını açarken transandantal kavramını açtım ben size Fransızca olarak ifade ediyorum. Transandantal felsefenin bir başlangıç filozofu olarak Descartes çünkü değerlendirilir ve bunu biz Merleau-Ponty'ye kadar da getiririz. Şunu söylemeye çalışıyor. İnsan bir kendinde bir Descartes için söyleyeyim, kendinde bir erk olan ve dıştaki determinasyona bağlı olmayan, bağımlı olmayan, dıştaki determinasyona bağımlı olmayan, dışta cereyan eden neden sonuç ilişkilerine tabi olmayan bir aşkın düşünce alanıdır. Descartes için bunu söylüyoruz. Bir aşkın düşünce alanıdır. Geçen hafta bunu gündeme Refik Bey getirdi. Descartes'in o kendi içine kapalı ve sadece bir müşahit, bir observatör, bir tanık, dıştan bir tanık olmaklık anlamındaki aklı dedi. Evet, düşünceyi de aynı şekilde koyuyoruz ortaya. Hatta bir matematikçilerden bahsedelim. Matematikçiler bir matematik zeminden bahsederken aşkın bir alandan bahsediyorlar. Belki evreni bununla anlıyoruz. Bir takım bilimsel kanunları buna bağlı olarak yapıyoruz ama matematiğin kusura bakmayın terimimden dolayı ama felsefeciler bu terimleri kullanmak mecburiyetinde düşüncel olan yani sadece düşünceye ait olan bir tarafı var. Peki yani bu psikolojik anlamda bir iç determinasyona ya da bir dıştan kaynaklanan bir determinasyona bağımlı olarak mı oluşuyor? Hayır. Burada bir sizi mümeyyiz vasfına haiz kılacak şekilde bir doğru karar vermenizi sağlayacak şekilde bir doğru bilgiye, doğru bir fikre vardıracak şekilde doğru bir hüküm, doğru bir önermede bulunmak adına doğru bir hüküm verecek şekilde sizi aşkın tutan bir zemin var. Descartes buna Müzeyyen Hanım düşünce cevheri veya ruh cevheri diyor. Ruh diyor. Ve ruhla maddeyi birbirinden ayırıyor. Bedenle ruhu birbirinden ayırıyor anlamında bunu söylüyor ama ruhla maddeyi birbirinden ayırıyor. Bir tarafta maddenin kanuniyeti, yer kaplama ve hareket kanunlarına bağlı olan maddenin bir yapısı var. Bir tarafta da bu yapıya tabi olmayan ve tabi olmamak anlamında aşkın olan bir düşünce alanı var. Ve düşünce kendi içinde, kendi iç tutarlılığı içinde. Mesela matematikte
olduğu gibi matematik tavırda olan ve bir mantık tavrında olduğu gibi kendinde orada cevher olduğu için kendinde kaim, kendinde bir varlık olarak bulunuyor. Bunun için mesela aşkından bahsediyoruz. Şimdi transandantal lafını Descartes kullanmaz ama Kant kullanır. Yani Kant da bu kavramı biliyoruz, bunun üzerinde durdu. Sonra yavaş yavaş biz fenomenolojiye geldik ve oradan da Merleau-Ponty'ye geldik. Bu bir hatırlatmadır. Bir parantez ya da bir dipnot şeklinde bir hatırlatmadır. Bu sayede de bu aşkınlık bir saf bilincin kendi safiyeti içinden bize hitap ediyor. Yani bir saf bir yönelimsellik alanı oluşturuyor. Kendini determine eden, Hande Hanım beni affetsin, özne üzerindeki determinasyonlardan kendisini arındırmak için bir gayret sarf ediyor. Saf bir yöneliş içinden kendisini açabilmek için ve hatta bu redüksiyonu, bu parantezi almayı maddenin içinde yer aldığı o öz içinde yapıyor. Yani özü soyutlamak adına yapıyor. Ama bunu değil, ben bilince bakıyorum. Bilinci o saf yönelimsellik içinde anlamaya çalışıyor. Merleau-Ponty de aynı şekilde ruh ve bedenin ayrıldığı Descartes felsefesinden çok farklı olarak, şimdi kelimeyi kendi kültürümüzden ifade edeyim, tenle canın birleştiği bir yerden alıyor. Ve orada da yeni bir aşkınlıklı felsefeye doğru gidiyor. Şimdi arkadaşlar, bu aşkın bizimle alakalı bir aşkın. Yani insanla, özneyle alakalı olan bir aşkın. Dış kendisini çevreleyen, tecrübesini yapmakta olduğu, deneyimlemesini yapmakta olduğu dış dünyanın neden sonuç ilişkisine tabi olmayan bir tarafımız var. Tabi olsaydık ne olacaktık? Bir şey olacaktık. Ama biz bir şey değil ve kendi içimizde bir ruh cevheriyiz, Descartes'in söylediği gibi. Ya da kendi içimizde bir iradeyiz, bir istenciz, Kant'ın söylediği gibi. Kendi içimizde bir saf yönelişe ihtiyacımız var ve kendi içimizde kendimiz olmak bakımından öz beden içinden ve üzerinden bir anlam dünyasını yaşayan o varlığı. Arkadaşlar, bütün mesele buradaki dış determinasyona tabi olmamak fikrini bir tür aşkınlık olarak değerlendirmenizle alakalı. Hani diyordu ya Sevil Hanım, ruh özgürlüğü. Ruhun özgürlüğü bu. Bunu yakalayabilmek lazım. Ruh özgürlüğü. Ve muhatabiyetten bahsedeceğimiz zaman, etik bir muhatabiyetten bahsedeceğimiz zaman, tabii bu ruh özgürlüğünün içinden yavaş yavaş bir iradeye doğru, bu ruh özgürlüğünün içinden yavaş yavaş, Kenan Rifai Büyükaksoy'un bize öğrettiği bir şey üzerinden söyleyeyim, bu özgürlüğün, ruh özgürlüğün içinden yavaş yavaş selim niyete doğru gitmeli. Yani bize empoze edilen davranışlar ancak böyle hareket edebilir dini aşan bir davranışlar alanı değil, bizim kendi kararımızı kendimize bağlı olarak ve hatta ruh aşkınlığımıza, bu kelime burada çıktı, ruh özgürlüğümüze bağlı olarak bir selim niyet olarak ifade edebileceğimiz bir zemine ihtiyacımız var. İşte etik alan, eğer sosyal ahlaktan, antropolojik ahlak fotoğraflarından, yani antropoloji biliminin çektiği ahlaki davranışlardır denen o alandan, sosyolojik anlamda doğru bir davranıştır, toplum anlamında dediğimiz o davranışlardan, ekonomik anlamda mecbur olduğumuz o davranışlardan ayrı olarak kendi iç özgürlüğümle selim bir niyete sahip olduğum o yerdir. Selim bir niyete sahip olduğum o yerdir. Niyet selameti diyor buna Kenan Rifai Büyükaksoy. Niyet selameti.
Ahlaki selabet de buradan çıkıyor. Bakın selabet kelimesi. Niyet selameti. Niyet selameti varsa şimdi biz özgür olduğumuz o ruh açısından ortaya çıkıyoruz. Arkadaşlar yanlış anlaşılıyor. Dini tecrübe yanlış anlaşılıyor. Eğer bu anlattığımdan bahsederek bir imandan bahsedecek olursam ayrıca şu anlattıklarım, şu aşkın bilinç, aşkın kendindelikten bahsettiğim yerden hareketle imandan da bahsedecek olursam tıpkı ahlak öznesi gibi iman öznesi de neredeyse bir ve aynı şey olacak kadar böylesi bir kendimdeki aşkınlığı gerekli kılar. Sen tabi misin? Sen iyi ol. Var ya bu hani ahlak adına bize telkinlerde bulunulduğu zaman sen o dıştaki insanlar gibi olmaya mecbur musun? Sen iyi ol. Sen kendi evini, kendi kapının önünü temizle. Beni kimse dinlemese de ben yine kendim için konuşurum. Hatırlıyorsunuz bu ifadeleri. Sen kendi erkini kendi üzerine al. Ama işte burada bir aşkınlıktan bahsediyoruz. Böyle bir aşkınlık var. Şuurun, bilincin aşkınlığı. Sizdeki canın dış determinasyona tabi olmayan bir tarafının olduğu gibi. 14 hafta içinde yapmış olduğumuz derslerden bir tanesi de hatırlayacaksınız çok başarılı. Zaten hepsi çok başarılıydı ama onun da başarısını burada tescil etmek istiyorum ve anmak istiyorum. Gönül kavramının ele alındığı Zeyno'nun, Zeynep Tekinalp'in yapmış olduğu sunum da çok başarılıydı. Gönül kavramıyla alakalı olarak. Bakın gönül de bu canla birlikte bizim kendi irfan dünyamızın temelinde olan özneyi ifade eden en başat, en belirgin, en birincil kavramlardan bir tanesidir. Gönlün kendisi. Ve hadisat gönülde cereyan ediyor biliyorsunuz. Eğer irfan açısından bakacak olursanız yine Kenan İfai Büyükaksu'yu hatırlayarak dilde hiçbir şey fakat gönülde her şey dediği o yer. Yani hadisatın cereyan ettiği o yer. Dilde cereyan etseydi bu kavramlar olacaktı. Metinler olacaktı. Söyleyişler olacaktı. Değil mi? Hayır. Bir de bunun gönle taalluk eden, gönle bağlanan bir tarafı var. Asıl hadisat orada cereyan ediyor. Kelimeler anlamlı, anlam taşıyor. Ama sizin orada olmanız, sizin gönülle orada olmanız, gönülde orada olmanız, gönül olarak orada olmanızla alakalı. Bu can, bu gönül özgürlüğüne ihtiyacımız var. Ha, gönül özgürlüğü kendisini başıboş mu bırakacak? Ha, buraya bunu söylemedim. Bunu söyleme, o ayrı bir şey. Yani insanın kendindeliği, kendisinin başıboş bırakılmış olduğu o yer değildir. O yer onu tam tersine çelinmelerin ortamı haline getirir. Çelinmelerin, yani çekişmelerin, çatışmaların, çelinmelerin ortamı zemini haline getirir. Meydanı haline getirir. Yani disiplinsiz, anlamsız, gereksiz bir alana terk edilmiş değil gönül. Bunun üzerinde duracağım. Ama gönül tıpkı Descartes'teki düşünce cevheri gibi, tıpkı irade gibi gönül insanın dış determinasyona tabi olmamak durumunda olduğu bir özgürlük alanını yani bir transandantal alanı bize işaret ediyor. Bu akılsa rasyonalist filozoflar bağlamında konuştuğumuzda, irfan bağlamında konuşurken gönül haline geliyor. Yani gönül çok daha zengin bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Bunu Zeyno'nun hazırlamış olduğu ve onun üzerine konuşmalarımızı gerçekleştirdiğimiz gönül programı üzerinden de tekrar fark edebilirsiniz. Burada bir aşkınlık var. Fakat başka bir aşkınlık daha var.
ikinci bir aşkınlıktan bahsetmek istiyorum. Bu aşkınlık birincisinden farklı. Çünkü sübjektif, öznel bir alan değil. Yani kendim olduğum, kendi indiliğimin hüküm, ferma olduğu bir yer değil. Hatta kendi düşüncemin sultan olduğu bir yer değil. Tam tersine. Bu aşkınlık dıştaki aşkınlıktır. Yani bana nazaran aşkın olan, bana nazaran dışta olanın aşkınlığıdır. Orası benim tabiyetimde değil. Değil mi? Benim tabiyetimde değil. Yani bana tabi değil. Onun kendine has bir kanunluluğu var. O bir yasalılığa tabi. O bana direniyor. Ne yapmak, ne istersem isteyeyim. Yani ben istiyorum ki dondurma yiyeyim veya pasta yiyeyim. Hayır, sen diyabetiksin. Senin bedeninin tabi olduğu bir fizyoloji var. Buna uymak mecburiyetindesin. Efendim, istiyorum ki dünya soldan sağa değil de soldan sağa mı dönüyor, sağdan sola mı dönüyor? Yukarıdan aşağı dönsün. Böyle saçma bir şey söylüyorum. Hayır, onun bir kanuniyeti var. Efendim, geceler şu kadar saat, gündüzler şu kadar saat olsun. Hayır, onun bir kanuniyeti var. Bir iç kanuniyeti var. Yıldızların hareketinde, mevsimlerin birbirini seyredişinde, geceyle gündüzün birbirini takip edişinde. Hep söylüyoruz bunu. Sizin düşünecek olduğunuz bir dış aşkınlık alanı var. Bir yaratılış alanı var. Ve bunun sahibi siz değilsiniz. Bunlar size tabi değiller. Hatta insanın, insan olarak kendisini içinde bulduğu tarihsel alan, psikolojik alan, sosyolojik alan, ekonomik alan bile benim isteklerimin illa doğrultusunda yürütülmüyorlar. Onlar var olmaya ve varlıkta olmaya kendilerince ve kendi iç kanuniyetleriyle devam ediyorlar. Eğer bilim yapacaksam, bana düşen ve benim cehdimi, benim gayretimi, benim çabamı tanımlayan o şey, bunu idrak edebilmek için ortaya koyduğum çabadır, ortaya koyduğum maceradır. Ortaya koyduğum fevkalade anlamlı hakikate daha çok nüfuz etmek, onu daha çok keşfedebilmek anlamındaki maceramdır. Bunun var olması dış hakikatin dış hakikat olarak varlıkta olmasıyla alakalıdır. Bu bana nazaran aşkım. Ha, bunu ben kendime çevirebilir miyim? Çevirebilirsin. Yani sel geliyor, baraj yaparım. Fırtınalar var. Elektrik enerjisi elde etmek için o rüzgardan istifade ederim. Bakın, bunu kendime çeviriyorum. Enerji oluşturabilirim. Bilim yapabilirim. Yani bunun üzerinde oraya nüfuz edebilirim. Var olan bir şeyin üzerine nüfuz edebilirim ama onun tabiatını, o şekilde süre gelen oluşumunu değiştiremeyebilirim. Onun bana nazaran bir aşkınlığı var. Bakın, burada da bir aşkınlık var. Şimdi bütün bu iki alanın da, yani öznel aşkınlığın ve dışsal aşkınlığın, daha da üzerinde olan, onlara nazaran da aşkın olan bir başka aşkınlıktan bahsedebilir miyiz? Bahsedebiliriz. Bir varlık alanı var ve bu varlık alanı öylesine bir varlık alanı olmaya da bilir. Öylesine bir oluş olmaya da bilir. Onun arkasında da, o varlık alanının oluşumunda da bir anlam vardır. Benim özne oluşumda da, benim kendime göre dış tabiyete, dışa tabiyete karşı koyan bir aşkınlığımın olduğu o yerde de, bu aşkınlığımın da dıştaki aşkınlığımın da, her ikisinin de tabi olduğu bir varlık hakikat alanı
vardır. Bu hakikat alanı eğer diyorsanız ki hiçbir anlamı yok. Hiçbir gerekliliği yok, hiçbir zorunluluğu yok. Orada ve sadece orada olan bir varlık hali. Bu da bir aşkınlık ifade ediyor. Yani anlamsız aşkınlık ifade ediyor. Levent'cim bilmiyorum ne dersin? Anlamsız aşkınlık lafı yeni çıktı. Bu da bir anlamsızlık anlamında aşkınlık ifade ediyor. Nitekim Hande Hanım hatırlayacak. Jean-Paul Sartre'ın Bulantı adlı eserinde, Varlık ve Hiçlik adlı eserinde gündeme getirdiği dış varlığın, varlık alanının zorunsuz, saçma, kontenjan, orada ve sadece orada oluşu bir tür aşkınlıktır ve bu durumu deneyimlemem metafizik bir tecrübedir. Manevi dememek için kendisinin kullandığı terimi kullanıyorum, metafizik bir tecrübe, bir ontolojik vakayla karşı karşıyayız. Ama eğer inanıyorsanız ki inanç böyle bir şey, buradan hareketle ancak onu alıyoruz. Hayır, bu beyhude bir varlık dalık hali değildir. Bu bir beyhude varlık değildir. Bunun içinde bütün hadisata teşmil edebileceğimiz, yani bütün olaylara yaygınlaştırabileceğimiz bir anlamlılık söz konusudur. Ve bu anlamlılık benim tarafımdan yavaş yavaş keşfedilebilir ve bu anlamlılık benim için değerlidir. Bakın bir değer alanı atfediyorum. Şimdi değeri onun varlıktalığına da atfedebilirdim. Yani mesela bu ekoloji problemleri dolayısıyla karşı karşıya bulunduğumuz etik söz konusu olduğunda, karşı karşıya bulunduğumuz ekoloji problemleri çerçevesinde yaşamaya gayret ettiğimiz etik çerçevesinde, bu daha doğru olur ifade, saygı duymak mecburiyetindeyiz. Onun varlıkta oluş biçimine, tabiata, iklimlere, ne bileyim toprak kaymalarından hayvanların zoolojik ortamın, botanik ortamın nasıl yaşatılabileceğine ilişkin tedbirlere kadar, toprak kaymaları tedbirlerinden itibaren başlayalım, bir tür etik ortaya koyuyoruz. Saygı gösteriyoruz onun kendindeki oluşuna. Saygı göstermemiz gerektiğine inanıyoruz. Yani biz aşkın bir varlığız insan olarak. Dünya bizim emrimize sunulmuştur. İstediğimiz her şeyi ona yapalım diyemiyoruz. Onun bir aşkınlığı var. Buna hürmet ediyoruz. Fakat bir de bu aşkınlığının içinde, aşkınlığının ayrıca bir ifadesi olan, aşkınlığın ayrıca bir özelliği olan bir anlamlılığı var. Ve bir değerliliği var. Tabiattan itibaren buna bakın. Bir anlamlılığı ve bir değerliliği var. Buna da saygı gösteriyorsunuz. Yani bu değerin zuhura geliş yeri olarak o tabiata bakıyorsunuz. Bu bütünlüğe, bu vahdaniyete, bu ahenge hayran kalıyorsunuz. En azından ona arka planında herhangi bir şeye iman etmiyorsanız dahi bir tür imanın gereği olan zaten vefa hissini yaşayarak ona bir sadakat gösteriyorsunuz tabiata. Bakın orada bir aşkınlık var. Ona size müsaade edildiği kadar dokunabiliyorsunuz. Onu size müsaade edilmiş olabileceğini düşündüğünüz kadar veya müsaade edilmiş olduğunu fark ettiğiniz kadar dokunabiliyorsunuz. Onu istismar etmiyorsunuz. Etmemelisiniz. Etmemek durumundayız etik anlamda. Hatta bazı hallerde, bu bazı arkadaşlarıma garip gelecek ama bazı hallerde tabiatın içinde bile bir tür mahremiyetin olduğunu düşünüyoruz.
Yani onu da yani nasıl insanlar arasında oraya girmemeliyim, buna hayasızlık denir diye düşündüğümüz mahremiyetler vardır ya. Tabiatın içinde de bir mahremiyetin olduğunu düşünüyoruz. Yani bana müsaade edilmemiş olabileceğini düşünüyoruz. Yani biraz Ayla Hanım'ın konusuna da giriyor gibi miyim? Beni lütfen düzeltsinler. Ne bileyim, genetik mühendisliğinin ileriye gittiği bir takım noktalar var. Orada tereddüt gösteriyoruz. Hatta oraya kendimizi müsaade etmiyor. Oranın keşfi veya oranın üzerinde etkin olmak anlamındaki keşfinde kendimize bir sınır çiziyoruz. Ya yani oradaki aşkınlığı maharetli ve ince bir edeple, hatta gerçekleştirmeye kalkarsam muhtemel bir tedirginlikle, hatta muhtemel bir can sıkıntısı ve pişmanlıkla değerlendirebilirim. Onun kendine mahsus bir aşkın yapısı var. Bakın aşkınlığı burada da kullan. Şimdi bu parantezi de kapatıyorum. Bunların hepsi birer etik alana açılabilecek aşkınlık telakkileri, aşkınlık değerlendirmeleri olabilir. Ama öyle bir alan da var ki, eğer bu varlık alanı, yani dıştaki aşkınlık alanı, dıştaki aşkınlık alanı da buradan kaynaklanıyor diyorsun. Bir aşkın iradeye bağlı olarak vücuda gelmiştir. Tekrar söyleyeyim mi? Öyle bir alana geçmek istiyorum ki, varlık alanı sadece orada ve orada olduğu için ve böyle olduğu için saygıya layıktır değil. Fakat varlık alanı onun içinde onu var kılan, varlığa getiren bir iradenin eseri olduğundan, o iradenin sahibinin aşkınlığına da itibar ediyorum. Şimdi Sevil hanımefendinin yapmış olduğu harikulade tabloları gündeme getirecek olsam, o tablolardan herhangi birine bir zarar verecek olsam, yani bu çok önemli bir sanat eserine zarar vermiş olmak anlamına gelir. Sanatın sanat olmaklığına, o tablonun güzelliğine, o tablonun içindeki o ahenge zarar vermek anlamında beni rahatsız edebilir. O tablonun da, o sanat objesinin de benim açımdan bakıldığında bir aşkın tarafı vardır. Ama bir de o sanat eseri Sevil Hanım'ın eseri. Değil mi? O da Sevil Hanım'ın eseri. O Sevil Hanım'ın oradaki zevkine, iradesine, biiznillah yaratıcılığına saygı gösteriyor. Onu rencide etmemek adına daha üst bir mevkide bulunan bir aşkınlıktan bahsediyor. Burada ben başka bir terim daha kullanmak istiyorum. Arkadaşlarım beni anlayacaklardır. Yaratılıştaki hikmete saygı gösteriyoruz. Ve bu hikmetin düşünülmesinin, hikmete vakıf olmanın değil, ama bir hikmetin var olduğunu düşünmenin bir aşkın alanı düşünmek olduğunu söylüyoruz ve bunun bizi kendimize getirdiğini de söylüyoruz. Hem kendi içsel aşkınlığımız, yani öznel aşkınlığımız bakımından, hem de dış dünya ile olan münasebetlerimiz açısından yaratılıştaki hikmeti de, bilgeliği de, anlamlılığı da düşünüyoruz. İşte o düşünce bizi bir tür kendi kendimize getirmiş oluyor. Şimdi etik alanın
kullanacağı, etik alanın değerlendireceği, etik alandan bahsettiğim zaman geçen dersin ve geçen derslerin ışığında değerlendirebileceğimiz bir yere geçmek istiyorum. O da şudur. Yani kendimin kendim karşısında bir aşkınlığı var da, dış tabiatın benim karşımda bir aşkınlığı var da, özellikle hikmetin sahibi olanın eserlerinin fevkalade doğru gözetilmesi gereken bir aşkınlığı var da, bütün bir cihanın özeti olan, zübde-i alem olan o yek diğerinin bana nazaran bir aşkınlığı yok. Yoksa onlar benim kölelerim midir? Yani Mısır firavunlarının piramitleri yaptırtırken Musa'nın kurtaracağı o topluluğun bir hiçe sayıldığı ve neredeyse canlı birer makina gibi gözüktüğü bir varlık alanı mıdır bunlar? Yoksa her girerlerimizin, bütün dünyada insan olarak yaratılmışların bir anlam geri olduğunu düşündüğümüz o doğrultuda onların değerleri de kendi içinde bir aşkınlık taşımazlar. Şimdi etik alan, müsaade ederseniz, değer, insan, insan bilinci ve yek diğeri açısından ele alınırken ben bu kavramların gündemde tutulmasını ve bu anlamlardan başlayarak gündemde tutulmasını rica edeceğim. Ve benim için asıl önemli olan doğduğum andan itibaren bana verili, benim düşüncemi, iletişimimi, anlam dünyamı ve değer dünyamı kendisiyle bulduğum diğer insanlarla oluşturan o yek diğerlerine bakmak istiyorum. Yani etik alan derken yek diğerlerine bakmak istiyorum. Geçen hafta Zeyno'nun söylediği her şey benim dış dünyamdaki ya da münasebet halinde bulunduğum insanlarla olan ilişkimde ortaya çıkıyor. Şimdi bunu anlayalım. Değer de burada ortaya çıkıyor. Tabii tabiat da değerli. Tabii tarih de değerli. Tabii jeoloji de değerli. Tabii kültür de çok değerli. Tabii ben de değerliyim. Ama hele şimdi bir kendine yontmaktan ve kendi kibrin için orada durmaktan vazgeç de yek diğerleriyle münasebetin içinde kendini bir düşün bakalım. Ahlakı burada ele almak durumundayım. Çünkü hem kendi kendimin karşısında, hem tabiat ve dış aşkınlık alanı karşısında, hem de yaratıcının karşısındaki tavrımda, anlam ve değerle bütünleşmiş olan tavrımda buna bakmak, bu alanda sınanmak mecburiyetindeyim. En zor gelen de bu. Ne mutlu, ne mutlu değil, ne kolay toplumun dışında yaşayıp orada halis bir temaşa içinde olanlara hiçbir sıkıntıları olmayacak. Hayır. Özellikle Müslüman dininin müntesipleri olarak buradaki bütünlüklü toplumsallığımızı ve insani evrenselliğimiz içinden kendimizi fark etmemiz gerektiğini bir anlayalım bakalım. Şimdi biraz ben böyle susarak dinleneyim. Sizler lütfen buraya kadar anlattıklarımızla ilgili olarak söz alın ve oradan bizler yürüyelim. Evet. Evet. Kimler konuşmak ister diye bakıyorum. Buyurun lütfen. Kimi görmeliyim? Evet,
Esra Hanım var, Arıkan, değil mi? Atakan, Esra Atakan, evet. Buyurun lütfen. Merhaba hocam. Şimdi sizin, benim zihnimde sizle alakalı bir ilk hatıra var. Acaba siz miydiniz? Bana lütfen hatırlatın. Ve ben orada hoşlanmamıştım. O sizin bana çıkışınız değil de bana bahsettiklerinizden dolayı. 2014'ün ilk defa şeye başladık. Derse başladık. Müzeyyen Hanımefendi'nin bize sağladığı o harikulade ders yerimizde siz orada vardınız. Evet değil hocam mi? Vardım. Evet vardım. Üstünün yanındaki sol taraftaydınız. Ve ben nelerden bahsetmemiz gerektiği konusunda sorduğumda sizden geldiğini düşündüğüm bir cevaptan hoşlanmamıştım. Yani şimdi hoşlandığımı söyleyeceğim. Rahat olun. Hocam çok stres yaptım. Dediniz ki acaba filozofların hayatlarından, onların kendi aralarındaki münasebetlerden, yaşadıkları hadiselerin hikayelerinden bahsedebilir miyiz? O siz miydiniz? Hocam sizin kadar çok net hatırlamıyorum ama öyle bir derdim vardı. Hani onun üzerinden cevap verebilirim. Çünkü felsefe denince aklıma o filozofların hayatı diye ilk öyle başlamıştım yani. Öyle bir arayışım, merakım vardı. Benim anladığım oydu felsefeden. Çünkü sizi tanıyana kadar. Evet, beni tanıyınca bundan ne kadar uzak olduğumu anladınız. Hayır hocam. Estağfurullah hocam. Ben konuşmuyorum hocam, sizi dinliyorum. Evet, lütfen. Siz niye bunu istediniz? Onu anlamak istiyorum. Çünkü bunun bir yanlış tarafı var. Yani tecessüsle alakalı. Hani o bizim bir negatif tecessüs dediğimiz, ne yapmışlar acaba, hangi dedikodulara karışmışlar gibi bir anlamı var ama sonradan anladım ki siz bunu gündeme getirmek istemediniz. Siz filozofların felsefelerinin kendi hayatlarına ve yakınlarıyla olan ilişkilerine nasıl tesir ettiğini anlamak istediniz. Yanlış mı anladım? Şöyle söyleyeyim. Yani şimdi ne söylesem yalan olacak. Hatırlamıyorum çok net. O yüzden ben çok yardımcı. Ses mecması gibi bir şeyden de bahsediyorsunuz. Siz ses mecması okumadınız. Tabii bizler okuduk onu. Yani artistler arasındaki ilişkiler falan gibi. Yok. Hayır. Hocam şöyle söyleyeyim. Şimdi 10. sınıftaki oğluma Emir'e bu felsefe tarihiyle ilgili bir kitap vermişler. Geçen o okumayınca ben okudum. Bütün o yine filozofların kronolojik sıraya göre kısa kısa hem düşünceleri hem de işte böyle kısa hayatları gibi bir kitap. Hala bir merakım var yani. Hala onları nasıl anlatayım hocam? Biraz felsefe, hani felsefe dersine gidiyorum dediğin zaman etrafındaki insanlara birazcık da hani filozoflar hakkında ufak bir bilgim olsun istiyorum. Çünkü diğer tarafı zaten hiç ifade edemiyorum. Böyle bir bilgim de olsun derdim var açıkçası. Evet. Ama bunun arkasındaki saik neydi onu anlamaya çalışıyorum. Yani size buna, çünkü bunun bu herhangi bir insan tarafından söylenmiş olsa ben size göstermediğim o reaksiyonu rahatlıkla gösteririm. Yani orada ne arıyorsunuz filozof, yani neyin peşindeyiz? Mahallemizde hani dedi insanlar şu işleri yapmışlar, şu sıkıntılar başlarından gelmiş filan, böyle dedikodularla alakalı bir alanı felsefeciler açısından da düşünmek gibi gelebilirdi. Anlıyorum ki siz bunu sormadınız o zaman. Orada farklı bir şey sordunuz. Acaba bunun bilinen o şeylerle yaşanan gerçekler arasındaki ilişkiyi gündeme almak bakımından bir önemi olabilir miydi? Yani filozofların söyledikleriyle davranış şekilde. Evet. Kavramları yaşayan, bilen, düşünen, konuşan insanların kendi aralarındaki ilişkileri ile bir tecessüsünüz olmuş olabilir. Şimdi buradan yaklaşıyorum söylemek istediğinizde bunun çok da anlamsız olmadığını ya da kabul edilmez olmadığını kendi açımdan düşünüyorum. Ama bunu tanıdıktan sonra anladım.
Yani şimdi ne demek istediğimizi o zaman anladım. Doğru hatırlamışım. Evet hocam. Hocam ben küçük bir yazı hazırladım. Eğer varsa zamanımız okuyacağım. Ama bununla alakalı mı? Yine hep bu mesafe üzerinden bu konuyu anlamaya çalışıyorum. Mesafe kavramı üzerinden bir şey isterseniz okuyayım. Elbette okuyun ama lütfen kendi sorduğum, şimdi sorduğum soruya da cevap vermeye çalışın. Ne düşünüyorsunuz şu anlattıklarım hakkında? Ve bundan 6 sene oldu. Tam 6 sene oldu. 6 sene evvel o sizin merakınız olan o şeyle bir alakası olabilir mi diye sormak istiyorum. Evet. Siz ama okuyun lütfen bizim için mesafeni. Tamam hocam. Mesafe kavramı. Benim mesafe kavramının tam anlamı ile içselleştirmem 2,5 yıl kadar bir zaman aldı. Bilgiler geliyor fakat kendi hayatımda bu bilgileri yerine koyamadığım zaman kavram hiçbir zaman yerine oturamıyor. Ne zaman hayat içinde konu ile ilgili tecrübem başlıyor, o zaman benim için de keyifli süreç başlamış oluyor. Elbette ben kendi üzerimden fark ediyorum birçok şeyi. Sorularla başladı fark edişlerim. İkili ilişkiler kimse kimseyi bile isteye incitir mi? Sorumun cevabı ikili ilişkilerde kimse kimseyi bile isteye incitir mi? Sorunun cevabı yine kendi üzerinden veriyorum. Cevabım hayır oluyor. O zaman neden bu kadar yanlış anlaşılma sorusu geliyor. Herkes yek diğerine mesafede ve bu sebeple çok net görülüyor sorunları ve çözümleri. Hep kendini haklı görmekte bu hata, çok özür dilerim hocam, pardon. Çok yanlış yere okudum, çok özür dilerim. Yet diğerine mesafede olduğumuzu çok daha net görebiliyoruz sorunları ve çözümleri. Kendine mesafe kurmakta zorlanan bizler, kendi davranışımızın diğer tarafa nasıl yansıdığını fark edemiyoruz. Hep kendini haklı görmek de bu sebeple ortaya çıkıyor gibi. Terapilerdeki bu soru sorma tekniği aslında bizleri kendimize döndürüyor. Kendimize o mesafeyi almamızı sağlıyor. Nasıl toparlarım bilmiyorum ama ben bu küçük alan üzerinden anlamaya çalıştım. Yazı şeklim sanki doğrusu budur gibi olmuş fakat son söz hocamızındır diyorum ve yazımı burada bitiriyorum. Sabrınız için teşekkür ederim. Peki bizim şimdi benim hatırladığım o konuyla alakalı olarak sizin şu yazdıklarınızla bağlantı kurabilecek bir şeyler var mı? Sizin son söylediğiniz hocam o yorumdan sonra evet. Çok toparlamakta çok zorlanıyorum hocam ama yani bir yerlerde bir eksiklik var muhtemelen o yüzden toparlayamıyorum. Yani bizler bu derste yıllardır benden çok önceler içinde söyleyeyim yani muhteşem bir emek var ve bütün arkadaşlarımın o konuşma dili beni hayran bırakıyor kendilerine. Hani ben inanın konuşurken çok çekiniyorum. Hani bu kadar doğruları yani doğruları değil ki her şeyin farkında olup gerçekten hayatımıza bunu geçirebiliyor muyuz gibi bir derdim var. Zaman zaman tam tersi şeylere de şahit olabiliyorum. Hani bunları yazarken çok güzel ifade edebiliyoruz ama gerçekten bunu uygulayabiliyor muyuz? İşte bu filozoflar da geçmişte bunları gerçekten bilip hayatlarına bu şekilde geçirebilmişler mi? Bir de bütün derdim hani bunların farkında olup bunu gerçekleştirememenin çok büyük bir yorgunluğu oluyor üstünde insanın. Her şeyden önce sizin öğrendiğinizin olmanın verdiği bir sorumluluk. Bazen çok yanlış davranışlar oluyor hayatımızda. Mesela inanın gece mesela kafamı huzurla koyamıyorum yastığa. Çünkü öyle bir sorumluluğum var hayata dair artık sizden öğrendiklerim ve bildiklerimle. Bir şeyin doğru olduğunu bilip onu uygulayamamak gerçekten sancılı bir süreçmiş. Kendi adıma şu an bunu yaşıyorum hocam. Hani bilip de uygulayamamak, o nefsine hakim olamamak gerçekten onun arasında kalmış durumdayım. Yani ne kadar haklıymış o zaman sorunuz. Çünkü fiili olarak yaşanan bir alan
na aksedişi itibariyle fikir adamlarının eserlerini görmek veya fikir adamlarını tanımak istemişsiniz. Şimdi çok çok anlamlı oldu. Acaba çok başat olan bir şey bu insanlar arasındaki ilişki. Hep konuşuyoruz 5-6 haftadır neredeyse bunu. İletişimin bize sağladığı dil üzerinden bunları anlatmaya çalışıyoruz ve hadisat o birlikte var olduğumuz yerden hareketle o hadisat haline geliyor. Dolayısıyla anlamlar ve değerler ve değerlerin yaşanmışlığı da oradan geliyor. Aslında sizin bunu 6 sene, tam 6 sene olmuş. 6 sene evvel söylediğinizde hissettikleriniz ve ifade ettikleriniz aynı şey olmayabilirdi. Ama doğru bir şeyi, yani doğru düşünen insanların hayatlarına aksedişleri ve bu hayatların birbirleriyle olan temasları hakkında soru sorarak bunun gerçekleşme zemininin ne olduğunu gündeme getirmeye çalıştınız. Bu dedikodu değil. Bu manada bir tecessüs değil. Başkalarının özelini araştırmak falan değil. Burada bir tespite ve böylesi bir alanda, hikmet alanında bir tespite ihtiyaç var. Hep bunu söylüyoruz. Tavır zaten bunun akması demek. Şimdi filozoflar ile arifler arasında, irfan sahipleri arasında bunlar geçişlidir birbirlerine. Farklar ifade edilirken bunun düşünüldüğünü fakat yaşanmadığını ifade ederler felsefeciler için. Bunun yaşanması lazım aynı zamanda. Ve bu doğru bildiklerimiz ve doğru tavır alışlarımız itibariyle ortaya koyduklarımız için iki mesuliyetimiz var. Bir tanesi bunların doğru olduğunu ya da bunların dışında nelerin doğru olmadığını bilmek gibi bir mesuliyetin içinden geçiyoruz. Ama bu aynı zamanda bunları bilmeyenlere nazaran da bir mesuliyet kazandırıyor. Çünkü siz bilerek bunları doğru işlemek durumundasınız ahlakta. Yani yek diğerine saygı göstermek mecburiyetindesiniz en azından. Onun aşkınlığını kabul etmek durumundasınız. Ama yapmıyorsunuz, kendinize rahmet ediyorsunuz. Kendinize bir şekilde baskın çıkarak kendi olduğunuz o güç dolayısıyla içinde olduğunuz o gücün tesiriyle. Ama bundan dolayı da pişmanlık duyuyorsunuz. O pişmanlığın bizzat yaşanması da aslında etik alanın içinde bulunduğunuzu gösteriyor. Bu da bizim ele almamız gereken konulardan bir tanesi. Ama lütfen çekinmeden bakın bunu söyleyin. Çok değerli arkadaşımız, sizin de adaşınız ve arkadaşınız Esra Hanım da başlangıçta ben telaffuz edemiyorum, bunları anlatamıyorum derdi. Şimdi bakın ne kadar güzel anlatıyor. Siz de aynı şekilde. Şimdi çok yakın arkadaşınız olduğunu biliyorum. Bu noktaya girmiş oldunuz. Bu bizim 6 sene önce başladığımız ilk dersteydi. Figen Hanım, yazınızı okudum ben. Çok güzel bir haberdarım yazınızdan ve okudum da. Tebrik ederim. Onun üzerinde de ayrıca konuşalım. Birkaç şey söyleyeceğim onunla alakalı. Burada değil ama. Yani eğer görüşme fırsatı bulursam size onu anlatacağım. Buyurun lütfen konuşmak isterim. Şu ana kadar konuştuklarımız ilgili değil. Evet. Şu ana kadar konuştuklarımızla ilgili diyorsunuz. Sesim geliyor mu? Geliyor. Çok güzel. Bugün Descartes'ten başlayıp yani onun işte düşünüyorum o halde varımdan başlayıp ben kendimde şey hissettim. Sanki hissediyorum o halde varım ya da seziyorum o halde varıma doğru gidiyoruz. Çünkü edepten bahsettiniz, insandaki bütünlükten, Merleau-Ponty'den bahsettiniz. Merleau-Ponty'yi anlatırken structure yani yapı dediniz. Structure müydü Fransızcası? Evet. Ve orada bugün dile getirmediniz ama bir sözcük kullanmıştınız. Buradan dışarı çıkmasın demiştiniz. Onun için ben şimdi söylemiyorum. Buradan beden dışarı... beden kavramıyla birlikte kullanmıştınız. Hangi kavramla birlikte?
Beden. Evet. Özbeden kavramı. Evet. Ama özbedenin haricinde bir şeydi. O kavram benim çok hoşuma gitmişti. Buyurun lütfen. Söyleyebilir miyim hocam? Hocam sesinizi ben almıyorum. Tabii. Tabii söylersiniz. Bedeniyorum hali demiştiniz. Evet. Yani onu ben... Hocam evet, ben onu... sesinizi alamıyorum şu anda, kusura bakmayın. Bugün ama bütün söyledikleriniz insanın değer alanında varoluşuyla ilgiliydi bence. Edepten, Merleau-Ponty'den falan bahsettik. Yani şöyle düşünüyorum. Sosyal ahlakla olan farkını söylediniz sanki biraz. Bir değere gerçekten kendiniz olarak bütün o çevrildiğiniz her şeyi bir tarafa bırakarak en samimi halinizle, saf bir taleple, selim niyetle bir değere yöneldiğinizde, bir değeri ortaya koyduğunuzda, ona değindiğinizde sanki değerler alanında var oluyorsunuz ve bu buna tanıklık eden bir başka bendeki çerağı uyandırıyorsunuz sanki. Yani eğer bunu sadece sosyal ahlakla ya da işte bir takım normlarla, hukuki kurallarla, kuralların içerisindeki bir şeyle hareket ettiğinde ben orada yoksam eğer, evet bir zarar vermiyorum, her şey tıkırında gidiyor gibi algılanabiliyor ama benim aslında davranışım hem evrensel olmuyor hem de karşının tanıklığı o kadar kıymetli olmuyor. Yani evet, orada bakış, o benim içimdeki her şey benim bedenime yansıyor, benim beden hareketlerime yansıyor, tavırdan bahsettiniz demin. O zaman çok değerli oluyor. Yani değerler alanında var olmak, değerlerle ilgili malumata sahip olmanın çok dışında bir şey. Onu anladım. Teşekkür ediyorum. Ben bunları çalıştırdım. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Canan Hanım, siz geçen hafta konuşmadınız. Buyursunlar lütfen. Evet, buyurun. Tamam, galiba açtım. Hocam Merleau-Ponty'den bahsedince o algı problemine giriş kitabını bıraktığımız günü hatırlıyorum ve bir hüzün kaplıyor içimi. Ama bu konularda bunları bize yeniden anlatırken neredeyse oraya yeniden geldiğinizi düşünerek o hüznümü ortadan kaldırıyorum. Bugün bahsettiklerinizden yani aklımda kalan güzel alıntılar diyebilirim. Dış determinasyona tabi olmama keyfiyeti, ruh özgürlüğü, selim niyeti daha önce konuşmuştuk. Yani kendi kararımızı kendimize bağlı olarak selim niyetle, kendi iç özgürlüğümde yine selim niyete sahip olan bir yerde o yeri belki sizin yine anlattığınız menzilden menzile atlayış olarak anlayabilirim diye düşündüm. İman öznesi de kendimdeki aşkınlığı gerekli kılar dediniz. Bu da çok dikkatimi çekti. Yine daha önce birlikte incelediğimiz sevgili Hande kardeşimin üzerinde durduğu kendini bilmekten hareketle kendilik bilinci muhatap olmakla başlıyorsa ben duygusu kendi yaratılışına imkan vermenin ilk adımı olmalı. Bu adımda ancak ruhun üflenmesine imkan verebilir. Bu da Figen konuştuktan sonra aklıma geldi. Geçen sene bunu da konuşmuştuk.
burada benim anlayışa, ruh anlayışına itirazım var. Yani itiraz olarak mı kabul edersiniz, başka bir şey olarak mı? Dünyaya bir bebek olarak geldiğimizde ruhumuzun olmadığına inanıyorum ben. Ruh değerler eğitimi ile oluşan bir edim, çaba veya amelle yolda yöneliş ile mesafede bir menzilden diğer menzile süzülen bir tavrın, yine bilişsel değil de doğallıkla kavranabilen bir gayret yolculuğu olduğunu düşünüyorum. Bu gayretten gayretullah'a yol açılmalı diyorum. Eyvallah. Teşekkür ederim. Yani bir tür mesuliyetten itibaren başlatıyorsunuz ruhsallığı, değil mi? Evet. Yani Sevil Hanım'ın ifade ettiği ruh özgürlüğünü de bugün sizin söylediğiniz hani dış determinasyona tabi olmayan bir keyfiyet şeklinde alırsam, yani değerler eğitimi ve şahsiyet eğitimi başladığı zaman demeyeyim de, hani zaman olarak nitelendirmek çok kategorik oluyor. Geçen sene yine Figen Hanım sizin sorduğunuz bir soruya cevap vermişti bu konuda. O zamandan beri hani böyle algılamaya çalışıyorum. Belki bana daha pratik geliyor. Ama tabii bu klasik ruh anlayışından farklı oluyor biraz. Belki, bilmiyorum. Yani tam bir fikrim yok. Ama bunu da geçen sene konuştuklarımızdan sonra ifade etmek istedim. Eyvallah. Bu kavramların ele alınacağı şeyler, müzakereler yapabiliriz. Yani aslında farklılık yok ama isim verdiklerimiz farklı oluyor. Hangi ismi veriyorsak onun dışındaki bazı diğer isimleri de gündeme getirmek gerekiyor. O bakımdan yani oradaki ruhu nefs anlamında da anlayabilirsiniz ayrıca. Ama bir de ayrıca farklı bir anlamda düşündüğümüz ruh kavramı da var. Fakat siz ruhtan bu söyleyişinizle kendi farkındalığını yaşayan bir özneden bahsetmiş oluyorsunuz. Değil mi? Yani özne olmaya adım atmanın farkına varılabilen zamandan bahsediyorum. Evet. Bunu da sizin başladığınız hani mesafe kavramından itibaren sizin söylemlerinizle geliştirdiğim bir algı şekli diyeyim. Evet. Daha önceden yoktu. Eyvallah. Sağ olun bütün bunları paylaştığınız için. Fakat ruh bir de aynı zamanda buna olan istidattır. Yani buna olan bir istidattır. Bu oluşan bir istidat. Hani bir kabı hazırlarsınız da o kabın içi dolar ya. O da buna bir istidattır. O bakımdan bunları tekrar düşünelim, ele alalım inşallah. Hande Hanım, sizi dinlemek isterim. Bu konuşulan aşkınlık kavramıyla alakalı olarak Hande Hanım'ı ben görmüyorum. Şimdi göreceğim. Geliyor musun? Geliyor. Merhabalar hocam. Ben çok fazla konudan bahsedildi. Neyden bahsetsem acaba düşünelim hocam. Yani bu biraz evvel konuştuğumuz üç aşkınlıktan bahsettim ben. Yani bir kişinin kendisini aşkın pozisyonuyla fark etmesi, dış dünyanın kendindeliğinin olması ve bu kendindeliğin arkasında da ayrıca hikmetin aşkınlığının var olması. Ama buradan sonra daha bir aşkınlıklar var ifade edeceğim. Orada geleceğim. Dıştaki insan, diğerleriyle olan münasebetimizdeki aşkını fark etmeye de ve değerin aşkınlığının fark edilmesine de ayrıca geleceğim. Buyurun lütfen. Estağfurullah. Hocam ben konuştuklarınızdan yola çıkmak istersem ilk önce bedenle ilgili vurgunuz beni çok ilgilendirdi aslında. Yani bedenle ruhun birbirinden ayrı olamayacağı. Aslında bu bizim birey olarak bizim için de çok önemli bir şey. Bedenimizi yok saymak aslında yaratılmış olduğumuzu yok saymak demek. Yani biz yaratık olduğumuzu en çok bedenimizle algılıyoruz. Yani bu yaratık oluş üzerinden de aşkınlığı zaten kavruyoruz. Dolayısıyla bedenimizi dışlayarak başlayacağımız bir düşünce aslında bizi ne kadar sağlıklı
ilerleyebiliriz. Önce bedenimizin biz olduğunu, yani tabii bir sembolik tarafımız, mana tarafımız var. Ama bedenimizden ayrı bir bütün insan olarak kendimizi düşünemeyiz. Bunun insan sağlığı açısından da daha iyi açıklayan bir örnek vermek isterim. Mesela eğer bedenimizin, yani yaratık olmamızın bize getirdiği sınırları kabul etmezsek ne yaşıyoruz insan olarak? Belki bugün ölümden daha çok nasihat alabileceğimiz bir durum var. Akıl sağlığımız, delilik, bu da ölüm gibi konuşmadığımız bir alan. Orada mesela iki uca gidebiliyoruz. Nedir bir? Sınırlarımızı kabul etmediğimiz zaman kendi bedenimizi, acizliğimizi, yaratık olduğumuzu kabul etmediğimiz zaman çok fazla sembolik tarafa gidiyoruz ve artık bir benlik olmaktan çıkıyoruz. Adına şizofreni dediğimiz durumu yaşıyoruz. Artık kaybolmuş oluyor kişi çünkü sınırları yok. Öte yandan insan bir de tersi tarafa gidip yine akıl sağlığını kaybedebiliyor. O da maddi dünyanın sınırlarını, sadece maddi olanın odaklandığı zaman, mesela sadece toplumsal olanın, sadece işte toplumsal görevlere, sosyal olana odaklanıp kendini toplumda kaybettiği zaman olan, burada da mesela ne oluyor? Depresif bir psikoza doğru gidebiliyoruz. Bunların ortasında bir konum, mesela bu iki uca da değmeden, suya sabuna değmeden yaşayayım diyen bir konum aldığımız zaman da nevrotik gibi, aslında orada Sartre'ı hatırlayabiliriz. İnsan insanın cehennemidir, öteki cehennemdir dedi. Bu nevrotik tipten çıkıyor. Her iki uca değinmeyerek kendini koruduğunu zannediyor insan ama burada da yine hem başkaları için hem de kendisi için azap haline geliyor. Çünkü bugün ünlü bir psikanalistin acının kaynaklarını sayarken haset, kıskançlık gibi aslında arınmamız gereken şeyleri sayması gibi. Nevrotik insanda ortada duruyorum diyor. Aslında yine insanlığına kavuşamayan insan oluyor. Oradan şuna da vurgu yapmak istiyorum. Biz bunların hiçbirini yok sayarak da, evet doğru, aşkını da yok sayabiliriz. Bu beni ilgilendirmiyor diyebiliriz. Kendi halimizi bir hayat yaşayacağız diyebiliriz. Ama o zaman da hayali bir dünyaya hapsolmuş oluruz. Gerçekliğimizle alakalı olmayan bir dünyaya. Aşkın olmadan kendimizi temellendireceğimiz şeyin şöyle iddia edebiliriz. Ben kendimi kendimde temellendiriyorum. Bu durumda da işte bunun örneklerini yaşıyoruz. Herkes kendi çapında küçük Hitler olabilir. Veya imkanları daha çoksa Hitler olabilir. Kendimizi kendimizde de temellendiremiyoruz. O zaman burada aşkınla aslında insan olmak için, ve bu hani idealist olalım da erdemli çok güzel bir insan olalım değil, sağlığımızı korumak için de mecbur olduğumuz bir şey aşkınlık. Şimdi bu aşkınlık sizin buyurduğunuz gibi çeşitli şekillerde olabilir. Biz orada aşkınlığı toplum olarak kabul edip kendimizi toplum içinde güvene alabiliriz. Veya işte tarihsel olana çok bağlanabiliriz. Bu bizim tercihimiz ama şunu unutmamamız gerekir ki insan oluşumuzu en üst seviyede gerçekleştirmemiz kendimizi aşmakla mümkün. Yani bütün o savunma mekanizmalarına işte aşkın desek de aslında birer kandırmaca ve savunma mekanizması olabilen toplumu, belki gelenekleri, eğer konfor alanından çıkıp yargılanıp kendinin kılınmamışsa dini olanı, bütün bunların yapmadığımız takdirde geri kalan şey nasıl bir insan? Bunu göz önünde bulundurmamız gerekir kendi sağlığımız için. O yüzden aşkına yönelişte bir zemine ihtiyacımız olduğu kesin. Yani o insan bağlanmadan yaşayamıyor. Aşkını, hangi aşkını tercih ettiği, onlarla hesaplaşıp hesaplaşmadığı çok sorun. Ama bağlanmadan yaşamadığımız için hayır, ben hiçbir şeye bağlanmıyorum, hiçbir aşkına ihtiyacım yok dediğimiz zaman da neye kaldığımızı iyi hesap etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Yani o zaman kendi sağlığımız için de, bugün mesela biz ruh bilim çağı denen bir çağda olağanüstü ruhsal sorunlar yaşıyoruz. Ve bunun en temel nedeni de biraz bazı şeylerin çok yanlış anlaşılmasından bence. Bu ilk önce atölyede de çok zikredilen özgürlüğün yanlış anlaşılması mesela. İşte insanın kendini gerçekleştirmesinin yanlış anlaşılması. Bu dışarıdaki bazı işte somut hedeflerle sınırlanması, kariyer hedefleri gibi. İnsanın kendini aşması gerektiğini unutulması. Hani o Füsun Hanım'ın çok zikrettiği Kenan Efe Hazretleri'nden bir söz vardı.
fena bulamazsan baki olamazsın diyordu Meryem özetle. Yani benliğini yıkmadan gerçek bir benlik olamazsın. O benliği yıkmak için de sağlam bir zemine basmalısın gerçekten. O zeminde artık kendi tercihimizle elbette belirlenecek bir şey ama bu tercihlerin de ben hiç yoruma açık tercihler olduğunu düşünmüyorum. Tercihlerimizin somut sonuçlarını yaşadığımızı düşünüyorum. Yani çok açık somut sonuçlar getiriyor bu tercihler bize. Bu kadar söyleyebileceğim hocam. Somut sonuçlar getiriyor denmesi sorumluluğumuzun sonuçlarını yaşıyoruz. Değil mi? Evet. Ve sorumluluk olarak tedbi edilmiş olanlarla ilgili davranışlarımızın sonuçlarını yaşıyoruz demek istiyorum. Cüneyt Bey, sizin bize söyleyecekleriniz var gibi geliyor. Cüneyt Bey buradalar. Evet efendim. Buyurun lütfen. Buyurun. Saygılar sunuyorum. Saygı bizden. Şahsımızda hazır ona da saygılar sunuyorum. Efendim, müsaade ederseniz dinlemeyi tercih edeceğim. Çünkü belirli sorular oluşuyor, müşahhaslaşıyor. Fakat sonra fark ediyorum, bu sorulara çok güzel bir şekilde cevap buluyor. Müsaade ederseniz dinlemeye devam etmek istiyorum. Eyvallah, eyvallah. Bir kişiye daha söz vereyim. Bugün onu konuşturmadık. Füsun Hanım, buyurun lütfen. Ondan sonra tekrar bir parti daha geleceğim. Buyurun. Füsun Hanım buyuramadı. Tamam, buyurdular. Tamam. Efendim, saygıyla selamlıyorum sizi, Levent Hocamı ve bütün arkadaşlarımı. Şimdi Hande Hanım'ın açıkladığı yerden devam edeyim müsaade ederseniz. Çünkü Hande Hanım tam da zikretmese de ölçülülük üzerinde durdu. Yani insan kendini öylesine kapıp koyveren bir varlık olmamak durumunda. Gerçekten sınırları çok geniş ve tarihsel örneklere de baktığımız zaman diğer şartlar da denk düştüğünde sonuna kadar gücünü denemek gibi bir hırsı ve kabiliyeti var. Dolayısıyla bu özelliklerinin farkında olarak ölçülü olması gerektiğini bilmeli. Yani bir bilgelik tarihine dönüp baktığında bu her zaman zikrediliyor. Yani Kenan Rıfai Hazretleri'nin söylediği gibi yok olmadan var olamazsın, var olmazsan beka bulamazsın dedikleri gibi, yani yok var olmak gibi bir ince zeminde. Hatta atölyemizde siz de çok sık zikrediyorsunuz. Pek ince bir teemmül diyorsunuz. Bu ince nokta üzerinden hareket etmesi gerekiyor. Ve bu çok incelik isteyen bir yürüyüş. Ama aynı zamanda çok zengin, çok ufuklu bir yürüyüş. Eğer bunun bilincine varırsa insan hem yapabileceklerini bir ölçü içinde alabiliyor, hem de aczini bilebiliyor. Ve bunu biliyorsunuz bizim kadim kültürümüzde, tasavvuf kültüründe edebini bilmek olarak ifade ediyorlar. Yani bu hemen hemen birinci adım. Ve mesela şöyle bir soru sormak ihtiyacını hissediyorum. İnsan değerler üzerine ne zaman düşünmeye başlar? Yani nerede, neyle karşılaşıyor ki insan, nerede bir kırılma yaşıyor ki kendisini, yek diğerini, toplumu ve aşkınla olan ilişkisinin içinde değerlere referans yapma ihtiyacını hissediyor. Bu bizi tabii 20. asrın dışında Müslümanlıkta Safi Erol'un çok üstünde durduğu bir kırılmayla birlikte insanın müstahsil ve müstehlik olma noktasına da götürüyor. Yani kendi sorumluluğunu üzerine alma noktasına da götürüyor. Bunun üzerinden biraz
sohbeti açarsanız ben onu rica edecektim. Yani hangi noktada insan referans olarak değerlere başvuruyor ve bu değerleri kendininki kılıyor. Mesela Nietzsche'nin değerleri tazelemek dediğinden farklı bir şey bu. Değerleri kendininki kılmak veya yeniden değer yaratmak değil bu, başka bir şey. Buradaki ayrım üzerinden lütfederseniz çok memnun olurum. Estağfurullah. Temas edeceğim. Vaktim bana müsaade ettiği nispette değilse devam edeceğim her halükarda. Bir şey söyleyeceğim. Aslan, sanki siz böyle konuşmak istiyorsunuz. Ben yanlış görmüyorum. Birden bir Aslan'ı görmedim. Fakat biraz evvel gördüm. Aslan, sanki siz bir şey söyleyeceksiniz. Yani böyle bir şey var. Buyurun lütfen. Hocam, öncelikle çok teşekkür ediyorum bu aşkınlıkla ilgili tanımlamalarınız için. Bu definisyonlar gerçekten benim için çok önemli oldu kendimi geliştirmem bağlantısında. Ve ben sadece bugün şanslı değildim, dün akşam da oldukça şanslıydım. Çünkü sevgili hocamız Profesör Doktor Levent Bayraktar'ın canlı bir konferansına katıldım. Tam da sizin aşkınlıkla ilgili vermiş olduğunuz bu tanımlamalarda aklıma dün akşam Levent Hoca'nın bitirirken konferansını Kemal de nasiptir demesi geldi. Bitirmeye az kala Kemal de nasiptir dedi. İşte bu bana aşkınlığın üçüncü tanımı, siz bir üçüncü tanım yapmıştınız aşkınlık için. Buna örnek teşkil etti kendi aklımda ve daha kolay anlayabilme yoluna girmemi sağladı. Ve daha sonra tabii insanın yetkinleşme gayreti vardır dedi. Bu da yek diğeriyle olan ilişkimizde bugün anlattığınız tanım bağlantısında son derece ilgili olduğunu düşünüyorum. Aşkınlık için bu da önemli. Bunları sizden dinledikten sonra aklıma sizin özellikle kullandığınız ve beni çok etkileyen yek diğeri kelimesi ve dolayısıyla o kavram geldi. Demek ki tüm bunlar yek diğeri ve öteki arasındaki farka bizi götürüyor. Aklıma o geldi. Çünkü muhatabiyet, yek diğeriyle muhatabiyet olabilir ama ötekiyle muhatabiyet olmaz diye düşündüm. Ve son geçtiğimiz haftaki dersimizde felsefenin bir terbiye olmasından olmasına değinmiştiniz. Acaba düşündüm, bu aşkınlığın üç birbirinden farklı ama birbiriyle çok bağlantılı definisyonlarını dinledikten sonra acaba aşkın olanı kabul etme terbiyesi için ne düşünürüz? Yani aşkın olanı kabul, insanın aşkın olanı kabul etme terbiyesi ve bu terbiyeyi terbiyeye bizi yönlendiren felsefe geldi aklıma. Teşekkür ederim hocam. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bunlar tabii sizin tarafınızdan da söylendiği zaman lingüistik açısından da bir değer kazanmış olabileceğini düşünerek tasavvur ettiğim veya telakki ettiğim konular. O bakımdan da memnun oluyorum. Şimdi ben müsaade ederseniz kendi sunumuma devam etmek istiyorum. Bu arada temas etmişsem beni bağışlamış olursunuz ama temas etmemişsem lütfen bağışlamayın ve bunları gündeme getirin, bu sorularla ilgili olarak. Sisin Hanım için de aynı şeyi söylüyorum. Aslı Hanım için de aynı şeyi söylüyorum. Şimdi bakın, birinci aşkınlık için öznelliğimin aşkınlığından bahsettim. İkinci aşkınlık için dış dünyanın aşkınlığından bahsettim. Yani onu benim için bir obje kılan, konu olan aşkınlığından bahsettim. Üçüncü aşkınlıkta bunların arkasındaki hikmet itibariyle benim ihata edemediğim, benim sırrını net olarak çözemediğim,
ya da bana bir şekilde kitaplarda öğretilemeyen bir yola düşmem gereken ve iman etmem gereken, yola düşmem anlamak, araştırmak, değerlendirmek için ve iman ederek yola çıkmam gereken bir tarafı var. O da tanrısal hikmetin, tanrısal yaratının aşkınlığı ve bunun benim idaremde, benim tasarrufumda, benim indiliğimden apayrı bir yerde olmaklığı. Gerçi bana muhatap, bütün her şey gibi o noktada da bir muhatabiyetimiz var ama ben onun sahibi değilim, onu tüketemem, kendi adıma tüketemem. Her an o aşkınlıkta, o harikuladelikte, o celalde hiç olmazsa, yani heybet anlamındaki celalde bir maceraya veya bir sağlam duruşa, bir mesuliyet hissini yaşayışa ve bir hayranlığa, bu hayranlıkta da kendimi fark etmeye ihtiyacım var. Fakat şimdi daha sıcak olan bir alana geliyorum. Hepsi bunların sıcak. Çünkü kendimle olan bir münasebet, içinde bulunduğum çevremle alakalı bir münasebet, üçüncüsü bütün bunların hikmeti olanla münasebet. Şimdi tek aşkın Tanrı'dır ifadesi bana fazla bir ifade geliyor. Tanrı aşkındır ve aşkın mutlaktır. Ya da mutlak aşkındır. Ama tek aşkın Tanrı değildir. Tanrısal aşkınlığın imkan verdiği alanlardır benim aşkınlığım ve benim dışımdaki dış varlığın bana nazaran aşkınlığı. Bakın önemli bir şey söylüyorum. Tanrısal aşkınlık olmasaydı, tanrısal aşkınlıktan bir şekilde haberdar olmasaydım ya da dıştaki bir yüksek iradenin ya da dıştaki bir kendindeliğin var olduğuna inanmasaydım bu iki aşkınlığa da itibar etmezdim. Çünkü dış dünyayı anlıyorsunuz böyle olduğunu ama kendi aşkınlığım da tanrısallığın bana bu ruhsatı vermiş olmasıyla alakalı. Burada farklı iman telakkileri dolayısıyla farklı şeyler söyleyebiliyoruz. Ama insanın dış determinasyona tabi olmaksızın insan olması, yani bir öznel vasfının olması, bir can olması, o tabiyetin dışında kendisiyle bütünleşen ve kendisinden hareketle hakikate doğru yönelen ve hakikate doğru yönelme hünerini kendinde gerçekleştirecek olan bir varlık olması da burada ilahi aşkınlığın ya da mutlak aşkınlığın var olmasıyla ve ondan bir şekilde etkilenilmiş olmasıyla düşünülecek olan bir şeydir. Onun düşüncesinden etkilenilerek düşünülecek olan şeydir. Yani biz mesela bir hakikatin, gerçeğin varlığına da ve bilim yapmanın önemli, anlamlı ve değerli olduğuna da kanaat getirirken, inanırken böyle bir aşkınlığın dışta var olduğuna iman etmiş oluyoruz. Hakikatin var olduğuna iman etmiş oluyoruz. Yani bu sonradan işte düşündüm taşındım Fenerbahçe en tutulması gereken takımdır. Veya bu Beşiktaş'tır demek gibi bir inanç filan değil bu. Bu bir varlıktalığın size kendinizle karşılaştığınızda ve kendi adınızda, kendi aşkınlığınızla ve dıştaki alanın aşkınlığıyla karşılaştığınızda söyleten şey, çünkü bu aşkınlıklar hak olanın size nazaran aşkın olmasıyla alakalı. Yani sizin bir can, bir gönül, bir ruh özgürlüğü olmanız da ona bağlıdır. Yoksa siz öylesi bir kör determinasyonun esiri olurdunuz. Bakın çok önemli. Öylesi bir kör determinasyonun esiri olurdunuz. Nitekim aynı şeyi özgürlüğe mahkum olunduğu zaman içinde söylerdim. O determine edilmiş bir özgürlüğe mahkumiyet gibidir. O bakımla özgürlüğün de kendi içinde özgürce düşünülebilmesi için, yani bunun bir bulunmuş bir şey değil fakat hak edilmiş bir şey olduğunu anlayabilmemiz için, Canan Hanım'ın söylediği gibi ruhtan bahsederken bunun şöyle olması gerektiğini düşünüyorum dediği zaman da bunun hak edilmiş olması gerekir. Yani bir etkin olarak kendi içinde fark edilmiş olması gerekir. O bakımdan özgürlük bir özgürlüğe mahkumiyet olarak da anlaşılmamalıdır. O da hak edilecek, hesabı verilecek,
sorumluluğu üstlenilecek, bir değer alanının üzerinden ifade edildiği, değer alanına saf için söylüyorum, temel olacak olan bir özgürlük olmalıdır. Ama bu aşkınlıklar da size o aşkınlığın, yani aşkınlığın mutlak oluşunun bir imkanıdır. Şimdi bu birinci nokta, ikinci nokta, henüz girmedim girmek istediğim yere ama değerlendirme yapıyorum. İkinci noktada hani mesafe dedik ya, bunun üzerinde çok durduk. Mesafe aşkınlığın fark edildiği yerdir. Hem yek diğerinin aşkınlığını, hem dış gerçekliğin, dış hakikatin aşkınlığının size nazaran, hem bütün bunlar karşısındaki mutlak aşkının, aşkınlığının ve kendimin bir özne olarak, bir can olarak dış determinasyonuna tabi olmamam anlamındaki aşkınlığımın mesafede açıldığını fark ediyorum. Yani o yönelişe imkan vermesi, o fark edilişe imkan vermesi bakımından. Hande Hanım'a bir şey söylemek istiyorum. Bağlanma ile alakalı olarak, isterseniz tarihe bağlanalım veya isterseniz topluma bağlanalım demiştik ya, değil mi Hande Hanım, bunu söylediniz. Hande Hanım'ı duymalıyım. Hande Hanım, böyle dediniz değil mi? Duymuyorum çünkü şey yok. Tamam, şimdi açıldı sesim. Evet. İsterseniz tarihselliğe bağlanmak veya toplumsallığa bağlanmak gibi bir ifadeniz olduğunu hatırlıyor muyum? Doğru mu hatırlıyorum? Evet hocam, şu anlamda söyledim. Yani bunlar da aşkınlık olarak insanların kendilerini seçtiği alanlar olabiliyorlar. Yani topluma bağlanmak, kendini onda kaybetmek veya tarihe, kültüre bağlanmak gibi. Bir tür toplum mistisizmi de gerektirecek şekilde, bir türle alakalı olarak. Yalnız ben orada şeyi tercih ediyorum. Yani bağlanma ile bağlı olmak, bir tür bağlantılı olmakla bağlanmayı ayırt etmek isterim. Yani bu acaba bağlantılıdır toplumsallıkla, tarihsellikle mi demek istiyoruz? Onun üzerinden değer alanımızı keşfediyoruz ve o değer alanını onların içinden mi yaşıyoruz? Yoksa onlara bağlı mıyız? Tanrı'ya bağlı olduğumuz gibi bir tür sadakat hissiyle bağlı mıyız? Sadakat de olabilir ama bir bağlantı olarak da olabilir gibi düşünüyorum. İşte orada gerçekten neye bağlıyız? Aslen bağlı olduğumuz nedir ya da kimdir sorusunun cevabı bizi özgürleştirici mahiyette aşkın mutluluğa doğru götürüyor. Aslen neye bağlıyız, kime bağlıyız diye sorduğumuzda özgürleştirici mahiyette ve iki alana da aşkınlık kazandırmak anlamında, hem dıştaki hem içteki dünyaya bizi aşkın mutluluğa doğru götürüyor. Aşkın mutluluğa doğru bir bağlanma hissi yaşadığımızda ancak bunlarla daha sağlıklı bir kendime nazaran, dış dünyaya nazaran ve dış ferde nazaran, yek diğer nazaran bir münasebet kurmuş oluyorum gibi düşünüyorum. Bunu da konuşmaya devam edebiliriz. Bu da bir soru olarak sorulmaya devam ettim. Evet, aşkınlıklar mutlak aşkınlığın var olmasına bağlı, mesafeye bağlı. Bir şey daha söyleyeceğim. Aşkınlığın kabul edilmesi aynı zamanda bir bakıma bizim senelerden beri tekrar ettiğimiz bir kavram çiftine de bağlı. Aynı ve başkaya. Aynı ve başkaya da bağlı. Çok ya nereden çıkartıyor hoca bunları? Sen de evet, beraberce keşfedeceğiz. Yani o kadar kaftanın arkasında bir yerde değil bu kavramın bize anlatmaya çalıştığı. Bunu çok iyi anlıyorsunuz. Yani hem mesafenin fark edilişi, hem aşkınlığın fark edilmesi, aynı ve başka üzerinden varlıktalığımızı düşünmekle alakalı. Ve aynı ve başkayı düşündüğümüz zaman zaten alelade bir ontolojiden, yani alelade bir varlık üzerine söylemden çıkıyoruz. Şimdi etik bir söyleme girmiş oluyor. Aynı ve başkayı düşünmeye başladığımız
andan itibaren zaten mesafeden bahsedebiliyoruz ve etik alana girmiş oluyoruz. Bu çok önemli. Aşkınlıktan ve etik alandan bahsediyoruz. Aynı ve başka, yani bu üç kavram birbirine çok bağlı. Tekrar söyleyeceğim, mesafe, aynı ve başka, aşkınlık kavramları birbirine çok bağlı olarak geliyor. Bazen eş anlamlı olarak da kullanabiliriz. En azından kavram böyle açıyor kendini. Sanki aynı bir kavramın değişik yüzleriymiş gibi açıyor. Ve hepsinden öte, bu kadar vahdetten bahseden bir düşünceden söz açıyoruz. Bu kadar vahdeti gündemde tutan bir hareket noktamız var. Aslında bunu idrak edebilmek, aynı ve başkayı, yani aynıyı değil sadece aynı ve başkayı, bunu idrak edebilmek mesafeyi, bunu idrak edebilmek aşkınlığı gerektiriyor. Belki de aşkın ve içkin olanın, aynı ve başka olanın, mesafede o bütünlüğü yakalamanın sırrı da burada. Yani tekrar, yani böyle bir şey var. Aynı ve başka olandan hareketle düşündüğümüzde bunun nasıl bir vahdete doğru götürdüğünü değerlendiriyor. Çok uzaklarda bunu gündeme getirirsiniz. Belki hemen anlamayacaksınız ama ahadiyet ve vahdaniyet arasındaki münasebet de böyledir. Yani ahadiyeti anlamazsanız vahdaniyeti körü körüne bir panteizm haline getirirsiniz. Değil mi? Ahadiyeti ve vahdaniyeti birlikte bütünleştirerek anlayabilmeniz de buna bağlıdır. Bunun bir varlık dalı anlamakla alakası var. Ve bu varlıktan yavaş yavaş ontolojiden yavaş yavaş ahlaki alana çıkmak, yani etik alana çıkmak, etik bir alana girmek, Ayşe Akalın'ın hoşuna gitsin diye söylüyorum, etik bir meydana gelmek, sizin aynı ve başka kategorisini gündemde tutabilmenizle alakalıdır. Yek diğeriyle olan münasebetimiz de öyledir. Şimdi üç tane kavram var. Bir başka kavramı var, bir öteki kavramı var, bir de yek diğeri kavramı var. Başka farkların olduğunu gösteriyor. Başkası, başkam diyemiyoruz ama ötekim diyebiliyoruz yani. Öteki, müstani olmak durumunda kaldığım, kayıtsız olduğum, değer alanımın içine almaktan imtina ettiğim bir kavram. Yani ona değer vermiyor. O biraz surların, sınırların, ülkenin, denizlerin, Kafaküf Dağı'nın arkasında. Böyle bir şey. Öteki. O benden değil. Yani barbar gibi. Böyle bir şey. Ama yek diğeri, şimdi onunla aynı ve başkayı yaşıyorum işte. Yani aynı ve başka kategorisi onunla geliyor. Yani başka değil, aynı ve başka dedim. Yani hem kendim hem farklı olanım zaten. Aynı ve başkadan ayrı olarak başkayı bir diğer kategori olarak değerlendirdim. Şaşırmayalım. Farkı ifade etmek için ama aynı ve başka tek bir yapıda, tek bir ele alışta ortaya çıkıyor. Tek bir vizyonda ortaya çıkıyor. Ve aynı ve başka kendi içinde içkin ve aşkın olanı bize ifade ediyor. Şimdi öyle bir bu kavram kategorisinden hareket ederek, içkin ve aşkın kavramlarını kullanarak her seferinde neredeyse imanımızın bir gereği olarak mutlak aşkından bahsederken buna ait bir değerlendirme yapıyoruz. Allah size şah damarınızdan da yakındır. Yani neysem o olmaklığımın asli hayat
pınarı, asli hayat pınarı, aslen kendim, bir ben var bende, benden içeri çerçevesinde gündeme getirdiğim bir prezans, bir mevcudiyet, bir huzur var. Ama bir de o tam da aşkın olandır. Yani tam da müteal olandır. Hiçbir belirlenime sığmayandır. Hiçbir içkinliğe sığmayandır. O zaman aynı ve gayrı, aynı ve başka kavramlarını burada kullanıyoruz. İşte bu kullandığım yeri ontolojik zeminde değil, lütfen bunun farkında olun. Yani varlığı tasvir ya da varlığı izah etmek anlamında kullanmayacağım şimdi. Kendimden hareketle mesuliyetimi, sorumluluğumu, kendim olmaklığımı aksiyon halinde ele aldığım yerden itibaren kullanacağım. Kendi oluşum itibariyle kullanacağım. İslami bir terim kullanıyorum. Kendi aksiyonumdan, kendi amelimden itibaren kullanacağım. Şimdi etik alana giriyorum. Ve bu etik alan hem içkin olanı hem aşkın olanı gündemde tutmama neden oluyor. Hem içkin olanı hem aşkın olanı gündemde tutmama neden oluyor, beni zorluyor. Tıpkı varlıktaki o konumun aynı ve başka olarak açımlanması gibi etik alanda da bu sefer kendiminki kıldığım bir oluş alanımın içinde özne olarak diğer öznelerle bunu yaşamaya başlıyorum. Bu ayrı bir alana girmektir. O bakımdan son iki hafta müzakere ettiğimiz metin bunu çok güzel ifade ediyor. Yani hem mesafe üzerinden, hem yekdiğeri üzerinden, hem de öznel alan üzerinden ifade ediyor. Şimdi sıkıntı şurada. Etik anlamda değerlendirdiğimde yekdiğeriyle olan münasebetimi iki özne münasebeti olarak düşünmek durumundayım. Yani bir özne var işin içinde mutlaka. Ya yani o da benim. Yani ben dediğim kendim olduğum Esra Hanım da bunu güzel değerlendirir. O da benim. Evet ama münasebet halinde bulunduğum yekdiğeri bir nesne mi? Bir nesne mi? Bir determinasyon alanı mı? Bir determinasyon zincirinin ortasında ki bu zincir, bu determinasyonların dışında herhangi bir varlık dalı olmayan bir varlık mı? Bir tabiat varlığı mı? Bir şey mi? Bir eşya mı? İşte böyle alırsanız başka bir duruma giriyorsunuz. Mesafeyi kapatıyorsunuz. Aşkınlığı ortadan kaldırıyorsunuz. Aynı ve başka diye bir şey asla sizin için söz konusu olmuyor. Ama onu bir sen varlığı olarak aldığınızda aynı ve başka söz konusu olduğunda orada mesafenin ve yek diğeri olmanın özne olmasının ve bir eşya olmamasının anlamı ortaya çıkıyor. Bunun üzerinde durmalıyız. Ve birinci kayıt, birinci tavır benim yeryüzünde yek diğeriyle olan münasebetimdeki önemle üzerinde durmam gereken, oluşturmam gereken o tavır yek diğerinin bir özne varlık olarak tespiti ve bunun korunması için almam gereken tepkidir. Yani bir özne olarak tespiti ve bunun korunması için almam gereken tedbirlerdir. Yani sadece tanımıyorum onu.
sadece ona itibar etmiyorum. Ama onu var oluşu itibariyle ayakta durabilmesini onun istemek gibi, en azından bunun için seferber olmak gibi, hiç değilse bunun için niyazlarda bulunmak gibi bir tasarrufum olmalı, bir yapmam gereken iş olmalı. Onu iyi yakaladı Hande Hanım. Tazim etmek onun için aynı zamanda bir şeyleri gayretle vücuda getirmek olmalıdır. Bir azim olmalıdır. Bu çok önemli bir şey. Yani benim yekdiğeriyle olan münasebetim, ne kadar ben onun içinsem o kadar da kendime saygı gösteriyorum. Ne kadar ben kendim içinsem o kadar da ona saygı gösteriyorumla alakalı. Yani buradaki çatışmayı ortadan kaldırmak ya da asıl çatışmayı, asıl kiminle kimin çatışması gerektiğini ifade etmek lazım. Burada çatışma yeri onunla bir çatışma değildir. Önce onun karşısındaki kendi kendimle bir çatışmadır. Ezbere de değildir. Ezbere de değildir. Bunun zorlukları vardır. Bunun sınırlarının konması önemlidir. Şimdi sınır kavramına geliyoruz. Bunun ölçüsünün konması gerekir. Bunun ayakta tutunabilmem ve ayakta tutabilmem için uyulması gereken adabı vardır. Şimdi ben bütün bir yaratılış karşısındaki edebimi, özellikle yek diğerleri karşısında da takılmak mecburiyetindeyimdir. Öyleyimdir ama bir de çerçevenin, asıl çerçevenin bir zaman çerçevesi olduğuna inanarak arkadaşlarım, hadi artık hocam bitirin, nereye gidiyoruz, saat 5'i 5 geçiyor dediklerini duyuyorum. Farklı randevular olabilir, iş hayatımızdaki randevular olabilir. Zamana da önemli bir aşkınlık alanı olarak saygı göstermek mecburiyetindeyim. Size söz veriyorum, bunları devam ettireceğim. İnşallah çok sıkılmadınız ve bayılmadınız. Ben iki kişi görüyorum, bunlar üç kişi görüyorum. Bunlardan bir tanesi kendimim, diğer arkadaşları görmüyorum. Emre'cim burada. Emre, bir şey söylemek ister misin? Emre, bir şey söylemek ister mi? Basarak. Buyurun lütfen. Duyabiliyor musunuz? Duyabiliyoruz. Harika. Buyurun Emre. Kenan'cığım, teşekkür ederim. Ben şu anda bir şey söylemeyeyim. Bu 12 sene geç gelen bir öğrenci olarak, katılan bir öğrenci olarak biraz daha bekleyeyim, dinleyeyim. Öğreneyim, ondan sonra konuşayım. Müsaadenle. Bağlanmanın en tam ve nihai biçimidir. Tanrı, benim kendisiyle varoluşunu gösterdiği senler arasında varlıkta katılmanın en mükemmel biçimini veren bir sendir. Tanrı'nın, yani mutlak senin, bana yönelen çağrısı ise bir ihsandır. Az önce bahsetmiştiniz ihsan. Bir de şey diyor, bu da hoşuma gitti. Benim tanıklığı, onun ise bana şefkati söz konusudur. Çok güzel. Çok güzel. Bunları konuşalım gelecek hafta. Tamam. Olur mu? Eyvallah. Nilgün Hanım görüyorum. Nilgün Hanım'la bitirelim. Ama birdenbire kayboldular. Nilgün Hanım tam ona hitap ettiğimiz sırada kayboldular. Nilgün Hanım. Buyursunlar efendim. Hocam bir mola vermek zorunda kaldım. Onun için bir kopukluk oldu ama aşkınla ilgili bu Gabriel Marcel'deki gibi hep ben de aşkın varlık, mutlaka aşkın varlık olarak daha çok düşünüyordum. Hakikat alanı olarak en fazla o noktaya kadar düşünüyordum. Halbuki sizin tanımlamanızda benimle aynı düzeyde olmayan alan olarak ifade ettiniz. Hatta matematik bile düşünsel olduğu için bu alanın içine girer dediniz. Beni şaşırttı. Acaba dedim kendi kendime, içkinle de ilgili böyle bir sürprizle karşılaşacak mıyım? İçkin alan, aşkın alanın zıttı olarak
bir ben var, ben de benden, içeriden öte bir anlama sahip midir? Bunu size yöneltmek isterdim. Gülgün Hanım, buna da o zaman lütfen cevap vermeye çalışalım. Ama hemen çok kısa olarak cevap vereyim. Aşkın alan bir verilmiş olan düzeyin üstünde olan. Yani düzeyi var, verilmiş olan düzeyin üstünde. Mesela diyelim ki insanın düşünce alanından, mesela matematik meşgul olan o düşünce alanından bahsettiğimizde, tecrübeyi aşan, içinde bulunduğunuz o determinasyon zincirinden kendisini soyutlayabilen bir tarafı var insan zihninin. Mesela matematik de böyledir. Yani illa deneyimlerinize tabi olmak ve onların bize kazandırdığı izlenimler üzerinden oluşan bir bilgiyi ifade etmezsiniz. Orada soyut ve kendine göre bir aşkın alan hissedersiniz. Bu varlıktaki aşkınlık üzerinden değil, içteki düşüncenizin kendi içindeki mantıksal alanın da tabi olunması gereken fakat tabi olmayan tarafını anlamak bakımından da önemlidir. İçkin alanın da şaşıracak mıyız acaba bir aşkınlığı var mıdır diye sormuş olmakta son derece haklısınız. Burada bir sürpriz bekleyin lütfen. Yani burada bir sürpriz var. O içkinliğin aşkınlıkla birlikte aynı ve başka olduğunu lütfen fark edin. Fark edeceğiz. Yani bunu anlamaya çalışacağız. Böyle bir şey. Teşekkür ediyorum efendim. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Kimseden ses çıkmadığına göre herkes bir bayıldı herhalde. Hangi manada bayıldıklarını zannetmiyor, bilmiyorum. Yani aman ne kadar beğendik anlamında bayılmadılar da öbür manada bayıldılar. Peki o zaman inşallah hayırla gelecek hafta birlikte oluruz. Keşke daha sık beraber olsak. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz hocam. Teşekkürler Levent'ciğim. Hoş geldin.